Efendim iyi akşamlar sevgili Ege Türk izleyicileri. Uzun bir kısa aradan sonra diyelim. Çok da uzun demeyelim. Sağlık ve tatil derken sezona merhaba dedik. Sezonun ilk programını yapıyoruz. Kim ne yapıyoruz? Tabii Türkiye gündemi, ülke gündemi çok dolu, çok kalabalık. Olmuyor ki an geçmiyor ki şehit haberleri alıyoruz. Vatanın her tarafında bir ateş düşüyor. Artık her gün demeyelim de neredeyse saat başı bir olay. Bu terör örgütleri her yerde bir Türk toplumuna, artık polisine, askerine, güvenlik güçlerine, işte ambulansa, hastaneye, postaneye, her yere saldırı vaziyette oldular. Şuursuzca, fütursuzca saldırıyorlar. Allah ateş düşen evlere, bu şehit evlatlarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah'tan sabır diliyorum. İnşallah Rabbim bizim ülkemize, ulusumuza, milletimize böyle şehit haberleri yaşatmasın. Her şey kardeşlik, sevgi, barış içinde olsun derken bölgemizin çalışkan, ne dedik, bir çalışkan bir belediye başkanımız vardı. Sevgili Sayın Osman Kılıç. Kimdir Osman Kılıç? Balya Belediye Başkanı. Balya'nın gülen yüzü, Balya'nın, bana göre Balya'nın büyük şansı diyelim. Çünkü yaptığı hizmetleri ben uzaktan takip ediyorum, yakından takip ediyorum. Çok değerli hizmetler vermekte, veriyor, vereceğine de inanıyorum. Hatta Balyalılar sahip çıkmazsa Balıkesir sahip çıkacağına inanıyorum. Çünkü siyasette dolu dolu geliyor, hizmette dolu dolu geliyor. Bence Balyalılar kıymetini bilmeli. Ne diyorsunuz başkanım, hoş geldiniz programımıza. Öncelikle hoş bulduk. Bugün burada olmaktan dolayı ben son derece mutluyum. Ülkemizin içinde bulunduğu konum itibariyle, artı malum bebek katili, maalesef. Terör örgütü PKK ve bugünlerde ülkemizi kargaşaya ve kaosa çekmek isteyen bir topluluk. Öncelikle böyle terörün tırmandığı, ülkemizin yaşadığı zor günlerde şehitlerimizi ve gazilerimizi buradan rahmetle yad etmekteyim. Cenab-ı Allah en başta kederli ailelerine, evet, ve Yüce Türk milletine sabırlar ihsan etsin. Fakat burada esas suçlu mevcut 12 yıldan beri ülkeyi yöneten iktidar partisidir. İşte açılım süreci, yok anaları alamazsın. Siz anladınız mı süreçten, bu açılım süreci? Ben bir türlü anlayamadım. Ben zaten zaman zaman da dile getirdim. Ben bu süreç nasıl bir süreçtir dedim. Bir türlü çözemedim ben bu süreci. Siz anladınız mı bir şey başkanım? Valla açılım süreci dediğimiz zaman şurası var. Bu bir yıkım projesi. Yani genel başkanımız nasıl bir barış? Sayın Doktor Devlet Bahçeli bu açıkça anlatmakta. Şöyle bakalım olaya. Örneğin bugün yaşadığımız coğrafyada. Düşünün mesela, bir adam işte adam vurmuş, cezaevine girmiş. Ne bileyim, ırza tecavüz etmiş, cezaevine girmiş. Çocuğa tecavüz etmiş, cezaevine girmiş. Sen bunlarla ilgili, o zaman bunlar da çıkaralım dışarı. Bunlara da kardeşlik diyelim, hepsini saralım. Sen Güneydoğu'da gideceğim benim askerimin, yani evde ailesinin yanında kafasına kurşun sıkacaksın. Binlerce Mehmet'e şehit edeceksin. Ondan sonra barış, dostluk, kardeşlik ve akil adamlar. Niye akilliği bu? Akillik ne yani? Nerede akil adamlar? Evet, hiçbirinde. Akil adamlar nerede şu anda? Hiçbirinde ben bir çıktılar, bugün bir gözüktüler. Bugün Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin sözü var. Yani 1000 yılda karıldı bu ülkenin harcı. Ayrıştırmak kimin harcı? Hepsi bizim kardeşimiz. Ay yıldızı, al bayrağı, kendi bayrağı sayan, bu vatan toprağını kutsal sayan herkes bizim kardeşimiz. Balya'da, benim yaşadığım coğrafyada bugün Doğu kökenli, Kürt kökenli mangal kömürü üreten benim bir dünya kardeşim var. İşte bütün kamuoyu bunu bilmekte. Kışın zor şartlarında ben kendim belediye başkanıyım. Kepçenin tepesine binmişim, bunlara ben aşık bekle götürüyorum. Niye? Bunlar bizim kardeşimiz. Karşılığında oy mu bekledik? Bir tek beklediğim şey ülkenin birliği, bütünlüğü ve bizim milli ünitar yapımızı korumamız. Ben buradan tekrar bu konuda bizlerin, evet yüzümüz gülüyor ama bugünler yüzümüz gülmemekte. Niye gülmemekte? İşte sebep bunlar. Peki başkanım, şimdi biz bir seçimden çıktık, 7 Haziran seçimlerinde. Seçimlerden sonraki tabloyu, şu anki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin bu olaya bakış açınız, tutumunuz nasıl? Benim bakış açım şu. Öncelikle şurası var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Doktor Devlet Bahçeli ne derse ben onu bilirim, onu söylerim. Size millet ana muhalefet görevi mi verdi? Aynen. Yani genel başkanı ne dedi? Bizi topladı, bütün belediye başkanlarını. Bu konuyla ilgili fikrimizi aldı, fikrini söyledi. Orada benim aldığım şablon şurası. Bu millet bize ana muhalefet görevi vermiştir. Biz de bu görevi yapacağız.
Onlar şimdi AK Parti hükümetine, AK Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve DDP'ye. Üçü böyle buyursa kursunlar. Engel olan yok. Niye yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni içeri almaya çalışmaktasınız? Burada benim gördüğüm şablon şurası. Bu hükümet büyük ihtimalle AKP ve CHP hükümeti olacak. Peki söylemlerde mi kalacak? Yani Milliyetçi Hareket Partisi bence CHP, MHP bir koalisyon olamaz mıydı yani? Ya bizim burada görevden kaçtığımız yok. Bak genel başkanın yani mesajları iyi okumak lazım. Bunu görevden i̇yi kaçan bir lazım. Milliyetçi görevden Hareket Partisi burada şurası var. Genel başkan ne demiş? Çözüm sürecini rafa kaldırın. Cumhurbaşkanı da mevcut koruma çekilsin. Biz varız kardeşim. Biz varız yani. Burada önemli olan ne? Çözüm sürecini rafa kaldırın. İşte çözüm sürecini getirdiği nokta ülkeyi meydanda. Şimdi kalkıyor acaba AK Parti MHP koalisyonu da gündeme geldi. Söz konusu olabilir. Benim orada başkan... haddime değil. Şimdi bak başta da söyledim. Liderimiz Devlet Bahçeli. Osman Kılıç buna gönülden bağlıdır. Genel başkan Ankara'da ne söylerse ben onu söylerim. Ferman devletin bana uymak düşer. Gerisi teferruat. Genel başkanımız yarın derse ki Milliyetçi Hareket Partisi bugün boş bir parti mi yani? Genel başkan derse ki biz koalisyon yapacağız. Biz buna liderin aldığı kararı sorgulamak bana düşmez uygulamak düşer. Bugün Balyat Osman Kılıç Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri. Ben ilçe sekreteri oldum. Pazar tezgahından geldim bunu herkes biliyor. İlçe başkanı oldum. Geldik belediye başkanı olduk. Geldiğimiz yer belli. Benim köklü bir soyadım yok. Büyük bir mal varlığım yok. Zengin mahallenin çocuğu değilim. Ben aday oldum da benimle alay ettiler. Çin dertlerine %10'luk %20'lik muhalefetin Osman Kılıcı o koltukta indirememek. Nereye getireceğim lafı? Ben de 6 tane meclis üyem, belediye başkanı ve teşkilatım, ilçe başkanım var. Ben bunlarla gidersem duracağım. Bazı şeyleri, vizyonu göreceğim, görmek zorundayım. Ve altındaki ekip de bana uyacak. İşte bu sebepten yani bizim başımızda liderimiz, genel başkanımız bu konulara vakıftır. Genel merkez yönetimimiz bu konulara vakıftır. Gerekli her türlü bilgi mevcuttur. Ve Milliyetçi Hareket Partisi başından beri bu ülkeyi yönetme hazırlığı taleptir. Ama Yüce Türk Milleti ne görev verdi? Ana muhalefet görevi verdi. Eyvallah. Makam milletin makamı. Egemenlik kayıtsızlığı milletin bize ne görev verirse biz onu yapacağız. Balya'ya geldiğimiz zaman bugün ben şunu algılayamamaktayım. Hazır konu açılmışken. 12 yıldan beri yapılan icraatlar var. Hükümetin iyi yaptıkları ve kötü yaptıkları. Ve biz hayatta hiç kirli siyaset yapmadık bugüne kadar. Yapmayız yani. Tarzımız değil. Çünkü ana aldığımız ülkü terbiyede bu yok. Adam bize sokakta hakaret etsin. Arkamızda en ağır eleştiri yapsın. Biz yine kucaklayacağız. Bunlar bizim görevimiz. Bunları duymayacağız. İçinden doğrularını alacağız. Ve yine seveceğiz. Yani Allah razı olsun seveceğiz bunları. Sevmekteyiz hala. Çünkü ben bugün benim yani Milliyetçi Hareket Partisi Ülkücü Hareket'in bir mensubu olarak bozkurt yapmak da ülkücü olunmuyor. Bu yaşam tarzınla, hareketinle, davranışınla, insanlara bakış açınla işte yani MHP'li belediye başkanı veya MHP'li mensubu bir kişi iyi dedirttirebilsek ne mutlu bizlere. Geldiğin zaman 12 yıldan beri işte ben 16 ay oldu göreve geldim. Yıllarca da bu yörede ticaret yaptım. Balya'da bana yani AK Parti hükümetinin yaptığı bütün işleri gösterin. Köylerdeki bütün parke taş döşemelerini AK Parti hükümetim yaptı. İşte köylerin bütün yollarını AK Parti hükümetim yaptı. 2002 yılında rahmetli Cennet Mekan Bülent Ecevit'in ve Necmettin Erbakan'ın kurmuş olduğu hükümette yani yapılan asfaltlar da hala durmakta. Gelin işte bakın yani bir gün İvrindin Dursun Bey'in de ondan sonra Balyan'da yolları meydanda. Hastane perişan halde. Köy yolları perişan halde. Köylerde camiler perişan halde. Sağlık ocakları ona keza. Sokaklar ona keza. Vatandaş kendi arasında para toplamış, parke taşı döşemiş. Biraz yani hükümet yardım etmiş. Bunlar yapılmış. Onun haricinde işte seçimden önce İsmail Ok Başkanı'ndan bizim alıp köylere dağıttığımız taşlar var. Şu anda Osman Kılıç'ın Balya Belediyesi'nin yaptığı hizmetler var. Onlara gireceğiz başkanım. Tabii. Doğru. Hani demek istedim şurası. Bugün kardeşim bir tanenizde hani AK Parti ilçe başkanı, AK Partili bir milletvekili, AK Partili bir tane yani işte ne bileyim ilgi meselesi. Ya bu hiç mi yani milliyetçilik duygunuz yok sizin yani? Şuradaki yani bu akan kan nedir yani bu? Bir durdurun abi bunu. Ya ben tabii biz de gelelim abi. Ben de tabii ki AK Parti'nin içinde mesela bugün meclisteki konuşmaları falan takip ettim.
Hatta gene günü damgasını vuran Sayın Bülent Arınç oldu. Şimdi bak burada sözünüzü vallahi kestim. Dert şurası. Konuşmana eyvallah. Örneğin taziye mesajları işte bıçak kemiğe dayandı. Bunları defalarca dinledik. Sonuçta bugün bir şehit ailesi var. Şehit cenazesi var. Gittim ben başsağ diledim. Ondan sonra hayat devam ediyor. Ama ya bu kesin çözüm. Alın artık yani. İşte biz ne yaptık? Mesela dün aldığımız karar. 3, 4, 5, 6 Eylül'de Balya'da yapacağımız, işte ilk defa yapacaktık bunu. Yörük Türkmen şenlikleri ve kurtuluş etkinlikleri. Yani güzel bir şey olsun diye uğraştık yani. Hatta sözleşmesini daha yaptık. Yani Kibariye Balya'ya 6 Eylül'de sahne aldıracaktık. Geçen yıl muazzam gelmişti. Şimdi benim orada yani annem ağlarken, benim kardeşim şehit olmuşken ben Balya'da şarkımı söylettireceğim. Dert burası. Alın bunun tedbirini. Bugün güzel konuştunuz. Hep güzel konuşuyorsunuz. Yani icraatı görün de biz de yani destek olalım yani. Dert burası yani. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani AK Parti'nin içinde de yüreğini sızlayanların olduğunu çok iyi biliyorum. Milletvekillerimle de görüşüyorum ama bir manasızlık, bir anlamsızlık var. Ben şunu anlayamıyorum. Bana şu tuhaf geliyor. İnsanlar partilerde de olsa özgürce kendi düşüncelerini açıklayamıyorlar. Böyle bir liderlerin bir sultası var. Kimse böyle görüş beyan edemeyecek. Mesela size ben belediye başkanlığınızdan örnek vereyim. Vatandaş önünüze çıkıp bir şey isteyebiliyor. Çünkü size halk kapımız ama açık. Vatandaşın söyledikleri, basının eleştirdikleri, işte hür basın varsa ki, özgür basın varsa ki diyelim gene yani. Düne kadar basın özgürlüğü hep gündemdeydi, terör olmadan evvel basın konuşuluyordu. Hayır, dert şurası. Hani vatandaşı bazı şeyleri dikkate alıp yapılabiliyor. Fakat şu anda sokakta millet de şunu istiyordu. Hani bir 12 yıl AK Parti iktidarından sonra işte 2-3 parti bir araya gelip bir takım kötü gidişata dur deme yönünde bir beklentileri vardı. Tabii seçim bitti, sandıklar açıldı. 2 saat sonra Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin söyleminden sonra bir insanlarda bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi bu çözüm süreci kalktıktan sonra işte hani bozuldu diyorlar, evet. Ya ben nasıl bir süreçse var mı yok mu onu da anlamış değilim. Sadece bir silahların sustuğu bir zaman diyelim. Onda zaman sonuçta PKK terör örgütü bazı örgütler eylemleriyle bozuldu. Böyle bir garip, bir tuhaf bir durumdan geçiyoruz. Gene söylemler başladı. İşte AK Parti MHP koalisyonu olabilir. Çünkü süreç şu bu derken bir yaklaşım söz konusu. Böyle siz de bunu hissettiniz mi? Var mı? Olabilir mi? Ya şöyle bir şey var. Şimdi burada bugün baktığınız zaman hani sözlerim yanlış anlaşılmasın. Bugün AK Parti'de birçok yani benim yönetici arkadaşım var. İşte başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edebur, işte ne bileyim Karasi Belediye Başkanı, işte hani Gönem Belediye Başkanı veya Altayır Belediye Başkanı. Ya bunlarla biz hepsinde sohbet muhabbet devam etmekteyiz. Ve bu insanların da en az benim kadar milletçi olduğunu ben görüyorum. Derdim o değil benim. Dert bir yani bir tavır olsun, bir tepki olsun. Bugün dediniz ki yani liderlerin bir suntası var. Bizim de bir liderimiz var. Bugün Osman Kılıç AK Partili bir belediye başkanına yemek yiyebilir. Büyükşehir Belediye Başkanı'na fotoğraf çekilebilir. Ne bileyim Büyükşehir Belediye Başkanı'na basında, burada, her yerde övebilir. Bunları yapıyor. Ama ben sizi tenzih ediyorum. Sizin partiden bahsetmiyorum. Ben bütün partilerden konuşuyorum bunu. Oraya getireceğim. Burada şurası var. İşte insanlar konuşamıyor. Niye? Çünkü koltuğumu kaybederim diye konuşamıyor. İşte ben de ona biat kültürü, işte Allah kahretsin. Ne demek? Lanet gelsin. Genel Başkan ne demek de? Bu işin çözümü belli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Ordumuz kuvvetlidir. Kardeşim gideceksin. Kandil'e Türk bayrağını dikeceksin. Açılım süreci bu. Dik kandil'e Türk bayrağı. Bakalım terör kalıyor mu? Evet. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani ben sevgili seyirciler, Sayın Başkanım böyle çok bizi kolay günlerin beklediğine inanmıyorum. Çünkü terör konusunda bayağı bir sıkıntılı döneme girdik. Sıkıntılı bir dönemde devam edecek, çıkacağız. İşte Rabbim hepimizin çoluğunu, çocuğunu, askerimizi, polisimizi, bütün güvenlikçileri, görev yapan öğretmenimizi, sağlıkçımızı. Çünkü olay asker polisten de çıktı. Hemşireye de sıkıyorlar, doktora da sıkıyorlar. Artık gözleri dönmüş, bunların her tarafı kararmış. Nasıl bir iğrençliktir, nasıl bir bu bir hayatsızca bir tarzdır. Adam nalet gelsin böyle bir teröre, nalet gelsin böyle bir anlayışa. Yazıklar olsun. Bugün Edremit'e gel, Balıkesir'e gel, Güneydoğulu ve Doğulu bir sürü iş adamı var, tanıdığımız arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Nedir, neyin nesidir, ne paylaşılmaya çalışılıyor.
anlamsız bir olay, anlamsız bir kavga, gürültü. Allah sahil etsin, Allah milletimize zaval vermesin. Ne diyelim başkanım? Ben şunu biliyorum, sizi Sayın Devlet Bahçeli de çok seviyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da çok seviyor. Hatta Sayın Ahmet Edip Uğur da çok seviyor, bunu da biliyorum. Kalp kalbe karşı biz onları seviyoruz. Herkes bir muhalefet olan sizleri kazanmak istiyor. Fakat ben sizden böyle söylemler de vardı. Ben sizden böyle bir sizin adınıza bir şey beklenirken birden de gündeme bomba gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üyeniz AK Parti'ye geçiş yaptı. Evet. Nedir başkanım bu işin aslası? Vallahi. Sizi beklerken siz geçecek misiniz? Hala bana da bugün telefon ediyorlar. İşte diyorlar Sayın Büyükşehir Belediyesi'nin Valiye MHP Meclis Üyesi geçti. Arkasından Osman Kılıç gidiyor AK Parti'ye diyorlar. Var mı böyle bir şey? Geçme niyetiniz var vallahi, mı? Valla Edip Başkanım sağ olsun bizleri çok seviyor. O göle bir olta attı. O büyük balığı yakalayacağım derken küçük balığı yakaladı. Orada biz sonuçta benim önce şunu belirteyim. 13 yaşında girdiğim Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin içinde tırnaklarımla kazıya kazıya Ankara Genel Merkezi'de gönülden mal olduğum davama lideri bir makam gönderdim. Bu makamı gönderdik. Bu bizim için büyük konu. Burada bu belediye başkanlığı koltuğuna gelinceye kadar birçok insanın emeği var. Bugün AK Parti'ye geçen meclis üyemiz dahil. Ailesinin, aile içinde anlaşmazlık olur, sıkıntı olur. Fakat şurası var. Ben şunu bilirim. Osman Kılıç okyanusa bir kum tanesi. Az olan asıl olan Milliyetçi Hareket Partisi. Bizim Balya'daki başarımız hareketin başarısı. Evet. Bizim için asıl olan bu. Biz neyin onurunu yaşamaktayız? Cenab-ı Allah bizlere 40 yaşında bu makamı nasip etti ve genel merkezde bir makam gönderdik. Bu kardeşimiz bizle beraber birçok arkadaşımız gibi gece gündüz seçim süreci boyunca çalıştı. Çok emekleri geçti. Mutlaka büyük katkıları var. Evet. Fakat kendi kişisel tercihidir. Kendi şahsi tercihidir. Bu konu şu anda benim zaten beklediğim bir konuydu. Bunun ben olacağını uzun zamandan beri takip ediyordum, biliyordum yani. Onun kimle neyi görüştüğünü, kimle ne pazarlık yaptığını hepsini bilmekteyim. Onlar bizi bağlamamakta. Allah yolunu açık eylesin. Şu anda benim mecliste 5 tane meclis üyem var. Benim hep söylediğim söz şu, ben yine söylerim. Gerekirse tek başıma kalsam ben doğrudan ayrılmam. Doğru neyse o. Cenab-ı Allah bize doğruluktan ayırmasın. Millet yararına olacak her şey varız. Ama milletin yani yararına olmayacak hiçbir şeyin içinde yokuz. Başka da gidecek arkadaş varsa gidebilir. Ama Osman Kılıç Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir. Hedefleri vardır. Bunları hep ben açıkça söylemekteyim. Ben Balya'da Cenab-ı Allah nasip ederse, milletim uygun görürse 2 dönem başkanlık yapacağım. Evet. Benim milletime verdiğim sözler var. Benim milletime vermiş olduğum vaatler var. Bu vaatlerin içinde seçimden önce bana da oy verirseniz diye ben gidip kimsenin kapısını çalmadım. Meydanlarda konuştum. Bana oy verirsen senin kızını işe alacağım, senin oğlunu işe alacağım diye bir sözüm yok. Benim meydanlarda ne söz versen hepsi aynen geçerli. Pazar yer yapacağım, parke taşı döşeceğim ve sizlerle işte iyi günde kötü günde bir olacağım. Ve göreve geldiğim günden beri de bu yolda devam etmekteyim. Bunun akabinde Osman Kılıç'ın AK Parti'ye geçmesi gibi olay söz konusu değildir. Hı hı. Bu kesindir. Şu an diyecekler bana Osman Kılıç, biz seni yanlı yana alacağız, idama götüreceğiz. Ya da AK Parti'ye geçeceksin. Asım ben derim ben. Bu kadar da iddialıyım. Ben geçersem astım inkar ederim. Bu memlekette bizi bu kadar seven insan varken, ya biz bu davayı bu kadar yani getirmişken, AK Parti'ye geçtiğimiz zaman Balya'ya hizmet yağacak mı? İşte bakın İdrin diye bakın Dursun diye bakın Savaş Tepe'ye, Kepsu'da. Hepsi AK Parti'li belediye başkanımların. Onların yani her şeyi dört dörtlük mü? Ve bugün Büyükşehir'den büyük beklenti var. 16 ayda Büyükşehir o büyük beklenti yerine getirebildi mi? Bu çok enteresan. Bizim burada tarzımız şu. Ahmet Edebor bizim değerli bir büyüğümüz. Parayı aşmış, pulu aşmış, makamı aşmış. Kaliteli bir insan. Bir abi olarak sevgim var. Ben hep dedim kendisine, her zaman dedim, hala da yanındayım. Benim söylediklerim %98'i doğru çıkar, %2 yanılırım. Araştırsınlar. Ve Balya'da, Mustafa Bey bugün defalarca bir stüdyoda Edip Başkan'a teşekkür etmedik mi? Evet.
veya basında teşekkür etmedim yani verdikleri şey için. Atıyorum bize işte bir hizmet verdi gidip vatandaşa biz köyde bu da büyük şeyden aldık demedik mi? İşte Ali Aydın'ın oğlu Allah razı olsun bin kere razı olsun. Futbol sahasını yaptırıyor. Evet ne dedik? Kardeşim AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydın'ın oğlu bu konuda yardım etti bize. Yani bunu biz mi yaptırdık yani? Al şimdi örneğin Balya'da toku projemiz var. Şu anda bugün itibariyle 70 kişi yazıldı. Resmi rakam 70. Çok da baltalanıyorsunuz muhalefet partileri. Canım ben yapacağım diye uğraşıyorum. Arkamdan yaptırmayayım diye asırılır. Evet. Ben bunları evime mi götüreceğim? Yani başka yere mi götüreceğim? Kaç konut daha satılmış? 20 konut daha lazım ama satacağız yani. 30 Ağustos son tarih. Neden buna Balya Merkez sahip çıkmıyor? Bunu da anlamış değilim başka. Ya niye sahip çıkmayacak? Şimdi yok aşağıda ev olmaz. Yok orası işte bilmem ne. Kardeşim Balya'nın içinde biz hep söyledik bunları. Bir tane arsa almaya gittiğinde adam iki dönüm yere 300 lira para ödüyor. Nasıl alacağım bunu? Bana ayda gelen para 100 lira, 120 lira. İlimde kalın. Ya bugün Balya, Balıkesir'in en geniş coğrafyaya sahip ikinci ilçesi. Şu anda ne yaptık? Yani ben Balya'yı 7 bölgeye böldüm. Topladım muhtarları, 7 bölgeye böldüm. Yani hepsine dedim ki ya bunları yapacağız, bu sırada yapacağız. Şimdi ayda yani 100 lira paranla bugün yani devasa orada bir iş, yani iş aramı dikeceğiz yani. Bir de belediyenin görevi belli. Nedir belediyenin görevi? Park bahçe yapacak, çöp toplayacak, konser yapacak. Bunları yapacak yani. Balya'da dükkanı da ben yapacağım. Evi de ben yapacağım. Camiyi de ben yapacağım. Ya beklenti ne yani? Bunun haricinde hangi bir insanımız gelmişti yani biz kapımızdan geri çevirmişiz? Sen de geldin kapımı gördün mü? Kapı var mı bende kapı? Kapınız açıktı. Kapıda görmedik de. Gayet büyük, gayet rahattı yani. Dert şurası. Bize mutlaka illaki siyasi propaganda yapacağız. Herkesin bir görüşü var. Herkes yani bir yarışacak. Herkes çalışsın. Gitsinler yani 46 mahallenin hepsini dolaşsınlar. Ama ya destek olmuyorsan köstek olma. Evet. Şunu diyorsunuz açıkçası. Osman Kılıç Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki siyasi hayatına devam edecektir. Giden gider. Gittiği yere kadar yolu açık olsun. Tek başımıza da kalsanız mücadelemize biz doğru olduğuna inandığımız bir davada tek başımıza yürürüz. Sıkıntı yok. Biz davamıza memnunuz. Ve şurası var. Ben bu konuda iddialıyım. Cenab-ı Allah bana ömür verecek. Bunu da ya not alın. Bir gün görüşeceğiz. Osman Kılıç'ın hedefi şu. 2024'te Karasi Belediye Başkanı olacağım Allah'ın izniyle. Hedefim burası. Hayırlısı olsun. 2029'da Büyükşehir'e talibim. Allah uzun ömür. Meydan burada. Anladım. Anladım başkanım. Hayırlısı olsun. Hedefinizi de açıkladınız. Ben bu arada hedefiniz nedir diyecektim. Hedefi de koydunuz. Hedefi koyduk yani. Şimdi ben sevgili seyirciler ben Balya'yı tabii bizim Edirne'de yakın bir belde ilçe. Ben zaman zaman geçtim, dolaştım, gittim. Ama Sayın Osman Kılıç'ta bir Balya'nın bizim farklı bir şeyimiz oldu. Gönül bağımız oldu Sayın Başkan'la. Neden oldu? Başkan bize Balya'yı biraz değil bayağı bir sevdirdi. Şimdi rejideki arkadaşlara da söylüyorum, rica ediyorum. Onlar yaptığınız hizmetleri şöyle bir alttan versinler fotoğrafları. Bakalım 16 ayda ne olmuş diye konuşacağım. Size enteresan da bir konu anlatacağım. Tabii malumunuz üzerine ben Antalya'daydım. Kısa bir süre 3-4 gün kaldım orada. Benim eşim Antalyalı. Sayın Menderes Türel biliyorsunuz bir ara Balıkesir AK Parti'nin ön seçimlerinde geldi, sorumluydu. O zaman Ege Türk TV olarak da ben kendisinde canlı orada salonda röportaj yapmıştım. Sayın Menderes Türel'e dedim buradan da selam olsun kendisine. Dedim ki konuşmadan sonra benim de Antalya'nın damadı olduğumu öğrenince enişte falan dedi. Biz şakalaştık falan. Başkan dedim Antalya sizi arıyor dedim. Bir daha adayınızı korsanız kesin kazanacaksınız dedim. Yapma ya falan filan dedi. O da gazetecidir, gazeteci kökenlidir. Evet. Sayın Ahmet dedi bu uğurla aynı statüdeydi. Yani birisi, ikisi de genel başkan yardımcısıydı. İkisi de aynı anda Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkanım çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Balıkesir'de bir Batçık meselesi var. Bir Batçık, evet. Batçık olacak. Evet, evet. Nasıl Batçıksa. Antalya'da 5-6 tane Batçık yapmışlar. 3-5 tane Batçıkların üstlerinde üst geçit, kavşak geçişleri yapmışlar. 16 ay, orası da Büyükşehir. 3 ayda bitirmiş. Gördüm ben onları hepsini. Gördünüz mü? Gördüm. 3 ayda bitmiş başkanım. Ya şimdi diyorum ki ya arkadaş,
İşte bir terslik var. Sözünüzü kesebilir miyim? Evet. Terslik nerede biliyorsunuz mu? Ahmet Edebuğur çok kaliteli bir adam. Evet, ben de Sayın Ahmet Edebuğur'un asla şeyinden... Burada şunu söyleyeceğim. Benim gördüğüm şurası. Ben biliyorum yapma. Ben açık sözlü konuşamadım. Doğru evet. Adam. Ben kitabın ortasından giderim yani. Ahmet Edebuğur 10 numara bir adam. Fakat Ahmet Edebuğur'un yani etrafını bir grup sarmış. Başkan dışarısını göremiyor. 14 tane belediye başkanı. AK Parti'nin Ahmet Edebuğur'un arkasından büyükşehir yani belediye başkanı oldunuz. Diğerleri de birileri de ilçe başkanı oldu. İlçelerde bir sürü sıkıntı yani dert var. Hangisini aktarmaktasınız? Geldik büyükşehire. En basit bir şey söyleyeyim bak tek kelime. Kapılarda cihazlar var. Ya bura milletin makamı kardeşim. Bu cihazların burada ne işi var? Gelen personeli kontrol edeceksen ona göre bir sistem kur. Edip başkan dışarısını görememekte. Gelen bilgiler yanlış gelmekte. Yanına senle biz gidelim. Bizi çok sıkı görsünler işte arkamızdan çıktık mı? Yok Osman şöyle yok böyle yok şöyle. Düne kadar bir örnek vereceğim. Balıkesir Posta Gazetesi Murat Akkaya. Ahmet Namlı. Bak laf getireceğim orijini. Bu adamlar Edip Başkanı Gökler'e çıkarmadı seçimden önce. Evet yazılan enteresan. Şimdi ne değişti? Şimdi ne değişti? Yani Murat Akkaya, Edebuğur'a düşman mı? Murat Akkaya benim çocuk arkadaşım. Her zaman da beraberiz. Kendisini de çok sevmekte. Ama işte sıkıntı Edebuğur'da değil. Edebuğur'un yanındakilerde. Başkan bunları görecek. O battı çıktılar Balıkesir yapılırdı. E sen daha sistemini kuramazsan bir gün bu daire başkanı değişirse öbür gün öbürkü daire başkanı değişirse. Ben sordum araştırdım orada. Şunu demiş halka Sayın Mendel Sürel. Söz veriyorum 3 ayda bitecek. 3 ayda bitmiş firma. 3 ayda bitirmiş firma. Şakır şakır o büyük şehirde trafik aksamadan yürüyor. Adana Hüseyin Sözlü. Evet. Bakın ya bir açın sayfasına bakın. Ben hayranım yani mesela izliyorum böyle yani idolüm benim yani. Halk adamı, alçak gönüllü, mütevazı ve hep halkın içinde. Yerine göre benim gibi eşofmanı giymekte, yerine göre çizmeyi çekmekte, yerine göre makamda. Ama bir bakıyorsun bir sürü ortada eser var yani yapılan. Valla bilemiyorum sistem ben şunu anladım ekip ve sistem ekip, işim. Ekip çok önemli. Ama bu yancılar da önemli başkanım ya. Yancılar nalet ya. Ya padişahım sen çok yaşa. Bu yancılar var ya yancılar. Ben şimdi makama otursam etrafımı da bu yancılar sarsa neyi göreceğim ben? Hiçbir şey yok. Adam karşıdan geliyor ben pazar tezgahından gelmişim. Yani ben gelirken onun ciğerini okuyayım. Cebinde kaç parayla pazara çıktığını yani okuyorum. Biz onlar biliyoruz yani. Ben makamda yani gelirken dışarıda kahvede bana affedersin hakaret edeceksin işte bir şey demeyeceğim yani şöyle şöyle yapacaksın. İşin ne oldu mu ya başkanım ya biz senin işini yine görelim kardeşim önemli değil. Ama yani mert ol yani. Evet. Çekeceğim milletin işini milleti göreceksin abi. Ya samimi olacaksın milleti kucaklayacaksın. Benim şöyle bir tarzım var şimdi ben ne yapayım pazar günü mesela bizim oranlarda işte Koyunlar'da Danışmet'te pazar kuruluyor. Mobil pazar bunlar. Sabahleyin biniyorum arabama gidiyorum. Oranlarda tezgahın başında sohbet ediyorum. İşte müşteriye mal tartıyorum. Yani insanlar bana dokunuyor. Başkana dokunuyor insanlar. Yaşlı bir teyzem geliyor. Oğlum Osman benim şurada şu işim var. İşte bir amcam geliyor. Oğlum şurası şöyle olacak. Yani birebir zaten o bilgiyi almaktasın. Ondan sonra bir de öyle bir gönül bağı var ki insanlar aramızda. Bana bak bir örnek vereyim sana. Bir tane yaşlı teyzem 80 yaşında. Balyada bir yerde oturuyor. Pazarını yapmış. Bankın önünde oturuyor şimdi. Arkada 3 kişi de benim tanıdığım yakın bildiğim 3 kişi beni kötülüyor şimdi. Başkanı kötülüyor. O teyzem onları dinliyor orada. Oradan teyzem bir gün bana geliyor evimin kapısını çalıyor. Diyor ki oğlum Osman'ım diyor yani bak diyor bunlar diyor sana bu şekilde konuşuyorlar kendine dikkat et diyor. Ya ben bak bilgi geldi işte bana. Allah bunu gönderdi. Ama halkın için olmazsa bunu alamazsın. Edip Başkan şu anda tepede Edip Başkan 17. katta biz Bodrum kattayız. Ben bilemiyorum. Sayın Ahmet Edebuğur'la benim muhabbetim var, sözüm var. Konuşmuştumuz var. Çayını kahvesini içmiştiğimiz var. Kendisine benim bir saygısızlığım olmadı. Saygısızlığım da olmaz. Ege Türk olarak her zaman gitmişimiz, mikrofon uzatmışız, konuşmuşuz. Stüdyoda konuğumuz olmuş. Ama bir türlü o yancıları aşıp da Sayın Ahmet Edebuğur'la
Çok böyle bir sıcak, samimi bir diyalog kuramadık. Neden kuramadık, niçin kuramadık onu da bilemiyorum. Ama çok bir usta gazeteci bana bir gün ne dedi biliyor musunuz? Sayın Karakaşlar dedi, sen dedi takip edilmiyorsun zannediyorsun ya dedi. Sanal alemde yaptığın her türlü haber dedi, çıktıları anlıyor. Sayın Ahmet dedi bunun masasının üstüne konuyor. Konabilir yani, bu benim özgür ifadem, özgür düşüncem yani. Şurası var. Dost yüze söyler, acı söyler. Biz dostuz. Bize kızan kızacak, darlan darılacak. Burada Edip Başkan'ı da kötülemedik. Biz ona nacizane gördüklerimizi anlattık. Her zaman da yanımızda. Bak en son işte Balya Belediyesi futbol kulübü, yani birazdan onlar da konuşuruz. Yani bize destek olma sözü verdi. Mesela bu sene Büyükşehir Belediyespor'la biz aynı şeyde grupta oynayacağız. Ona rağmen başkan Osman'ın olduğu her yere destek verin diyor. Allah razı olsun yani, olay bu. Evet. Sayın Ahmet Edip Uğur'dur ama Edip Uğur iyi bir siyasetçidir. İyi bir politikacıdır. Orada hemfikiriz. Ama maalesef Balıkesir'de etrafı çevrilmiş, yüksek surlarla örtülmüş, Çin setinin içine gömülmüş, sağını solamayan, solunu göremeyen bir başkan durumunda. İnşallah buradan bizim dediklerimizi kalabalık bizi. Yani. Hisseder, aynen. Duyar veya anlatırlar. Hani benim o çıktılarımı verip önüne götürenler, inşallah bu televizyon çıktılarını alır götürür de. İşte Karakaşlar sizin için bunu söylediler. Yoksa kendisine selam olsun. Saygımız sonsuz. Başkanım, yapan yapıyor. İdolleri değiştirmek lazım. O Kocaeli'ye bakıyor. Kocaeli Büyükşehir'e örnek aldı. Ben diyorum ki şimdi Antalya Büyükşehir'e örnek alın diyorum. Orada nasıl yapıyorlar bakmalar lazım. Daire başkanları gitsin baksın görsün. Gayet böyle profesyonelce yapıyorlar bu işi. Zaman geçiyor, ne yapacağız zaman? Zaman geçiyor. Zaman geçiyor yani. Herkes çiviyi soruyor, aynen, çivi çakıldı mı diyor. Yani. Yani Allah yardımcısı olsun ne diyelim. Ben üzülüyorum yani. Sonuçta kaybederse Balıkesir kaybediyor. Ben Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanı olsam ne yaparım mesela? Paşa Camii'nin olduğu alan. Etrafını komple alırım yıkarım kardeşim. Kent meydanı. Var mı Balıkesir'de meydan? İşte evet. Proje bu. Yık abi komple. Gücün mü yok? Hükümet de sende, para da sende. Yık abi, kent meydanı yap orasını. İnsanlar ta fuarını çekmesin. Orada konserini de yap, mitingini de yap. Yani eylemini de yap. Yap, hepsini yap yani. Peki başkan, siz de kendiniz nasıl sevdirdiniz? Nasıl sevdiriyorsunuz? Ya formülün ne? Sebebi ne? Ne yapıyorsunuz yani? Önce bunun özel bir formülü yok. Osman Kılıç'ı sevmeyen adam, Osman Kılıç'ı çekemeyen adamdır. Ben şimdi benim. Dışarıda da görüyorum sizi de. Kusura bakma lafınızı da kesiyorum. Ben şimdi buradan Balyalılara sesleneyim. Hatta bana selam da gelmiş. O selamın da karşılığını vereyim ben. Vebali üstümüze kalmasın. Sevgili Cüneyt Başkan çok selam söylemiş. Bizden de ona buradan selam olsun. Ben Balyalılara şunu diyorum. Balya'ya içim geldim. Başkanı karşıdan seyrettim. Hizmetlerine baktım. Hala da takip ediyorum. Balya Osman Başkan'a mı nimet yoksa Osman Başkan Balya'ya mı nimet? Bunun çok iyi hesabını yapsınlar. Osman Başkan gençler siyasette kendine muhakkak belli bir yerlerde yer edinecektir. Kaybederse bana göre Balya kaybeder. Kazanacaksa da Balya kazanacaktır. O TOKİ konusunda da bence başkanı yalnız bırakmamak lazım. O muhalefetteki arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Hizmetin önüne ket vurmayın. Yanlış bir şey yapılıyorsa eyvallah, yanlışa yanlış ama doğruya da doğru demek bence mert siyasetçilik bunu gerektiriyor. Dürüst siyasetçilik bunu gerektiriyor. Geldik gördük, size vatandaşın tepkisini gördük, pozisyonuna baktık, insanların size yaklaşımını gördük. Ben bunu çıplak canlı gözle de hissettim, dokundum da, konuştum da. Özel bir tılsım mı var, ne var yani? Tılsım falan yok. Şimdi annemiz bize öyle... Ben annem babanla da tanıştım yani. Onlar da burada selam olsun. Onlar da beni gördüğünde bir sevecen, beni bir sevdiler, okşadılar. Onlar benim da hayattaki en değer verdiğim varlık annem. Evet. Annem bana ufak yaşta öyle bir terbiye vermiş ki ben yani özellikle yani ihtiyarların elini öpmekten keyif alıyorum. Bu bana ayrı bir mutluluk veriyor. En büyük düşkünlüğüm çocuklar bir ve ihtiyarlar iki. Onlar benim olmazsa olmazım. Hmm. Burada bu kadar sevmenin sebebi ne? İşte aynı bu stüdyoda olduğumuz gibi doğalız. Doğallığımızı hiç bozmadık. Ve Cenab-ı Allah öyle bir sabır vermekte. Herkese sevgiyle bakmaktayım.
Yani nasıl yardımcı olurum? İşte nasıl faydam olur? Nasıl bunun hayır duasını alırım? Niyet hayır o. Akibet hayır. Burada sen seviyorsun ki karşıdan aynı o sevgi alıyorsun. İnsanlarla iyi geçinmek kötü geçinmekten daha kolay. Peki enerjiyi nereden buluyorsunuz başkan? O da şöyle söyleyeyim. Ben her sabah saat 6.30'da kalkıyorum. Tamam. 6.30'da kalkarım, 7'de 6 kilometre yürüyüş yapıyorum. Standart. Eve gelirim. İşte duştu, sabah namazı falan, oradan işin başına. Veya binerim arabaya, yani herhangi bir mahalleye giderim. Bu öyle Cenab-ı Allah bir enerji veriyor yani. Çok da düzgün de beslenen adam değilim mesela. İşte 64 kiloyuz. Yani bir, bayağı da bir enerji. Ramazan'da bak 29 gün işte bir gün tutamadı. 28 gün yine hep sağdaydık. Ya ben sizi bazen sanal ortamda takip ederken bile yoruluyorum yani. Bakıyorum o bir şey paylaşmışsınız, bakıyorum bir yerdesiniz, bakıyorum bir yerdesiniz. Acaba diyorum iki gün üst üste gitti de biriktirdi, bir anda mı veriyor? Ama saatlerine bakıyorum, saatler de farklı. Yani diyorum bu enerjiyi nereden buluyorsun? Enerji sen? İşte o sorum... Balyanın hani, havası mıdır? Enerji şuradan gelmekte, sorumluluk duygusu var. Hani 2019 seçimlerinde işte bir İvrindi'ye, bir Balıkesir'e, bir Gönen'e, bir işte Havran'a, orada benim partinin bir aday olduğunda ya Balya'da Osman Kılıçbak, yani MHP'li belediye başkanı bunları yaptı diye bir referans olacağız biz. Bu yönü var. Artı şurası var. Ben yine söylemekteyim. Kim üzerine alınsa alınsın ya, önemli değil. Balya'nın 60 yılı boşa geçmiş. Balya'nın kaybedecek bir dakikası yok. Nasıl duracağız biz? Yani şimdi orada bir kısım bizi eleştirdi diye, bir kısım bizi karaladı diye el frenini çekeceğiz. Doğru bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Bugün Balya'nın en büyük nimeti ya. Daha geçen yaşadık işte Eczacıbaşı İhsan Kuruluşu. Adamların Balya'ya yani fevkalade bir ekonomik katkısı var. Getirisi var. Getirisi var. Orada 1000 kişi istihdam edilmiş. 1000 tane çalışan var. Bunların anası babası çoluğu çocuğu 4 kişi olsa 4000 kişiye tekamül eder. Balya merkez nüfusu 1900. 2000. Burada yani işte biz madenden gerekli faydayı görememekteyiz. Ben bugüne kadar Eczacıbaşı İhsan'a işte Balya Belediyespor'a yardım edin. Hayır mı dediler? Hayır. Evet. Yardım edelim. Şurada şunu yapacağız. Bak o kadar konser yapmaktayız. Geçen sene Muazzar Suyu getirdik. Ya ben 100 lira parayla nasıl getireceğim Muazzar Suyu? Fare almışlar. Ravine mermer. İşte ne bileyim Eczacıbaşı. Bunlar bize destek olmaktadır. Onun haricinde şu anda bak çarşı meydanı da düzenleme yapmaktayım. Beton lazım. Orada bir beton teleri var herhalde. Tabii ya, yani neyse de gönderiyorlar. Artı yılda Haziran ayında 400 küsür lirada katkı payımız yapmakta. Maden olmasa nasıl olacak bunlar abi? Bugün bize dedim ya hani, elimizde kalan para 100 lira 120 lira para diye. Evet. Bende şimdi bir sürü araç var. Kepçeydi, kamyonda oydu buydu. Ben haftanın 2 günü aşağı madene gönderiyorum. Bunları doldurun depoyu diyorum mesela örneğin. Adamlar depolara mazot dolduruyor. Nasıl olacak bu işler? Bu da para abi. İkili sempatik ilişkilerle. Tabii yani ikili ilişki bunlar. Bugün insanların bir de şurası var. Hani bize bunları veriyor diye bizim bir gebeliğimiz yok. Artı topluma saygı duyuyorlar. Toplumun da veya doğanın dokusunu bozmuyorlar. Burada geçen gün Balya'da işte bir taş ocağı mesela muhabbeti var. Orada yani yanlış gördüğünüz bir yerde de yani bize vatandaş geldiği zaman ben gidip aşağıda Ali Bey'e de işte Ebrar Bey'e de özellikle yani ikisine de çok teşekkür ederim. Mesela çok değerli abilerimiz. Hani bakın bak burada böyle böyle bu yani yanlış gidiyor. Vatandaş buna rahatsız edilmiyor. Yani bir çekidüzen veriyorlar kendilerine mesela. Yani bir şey olduğunda. Bence Türkiye'nin en büyük tesisi, kurumsal bir tesis. Hazır burada laf gelmişken Allah razı olsun yani. Keşke bunun gibi 3 tane daha sobalyada. Yani ben yok balık ölmüş, yok işte kuş ölmüş, yok bilmem ne. Çevrede öyle bir zararı olan bir tesis görmedim. Daha ya orada Fransızlar zamanında kalma atıkları var. Adamlar almışlar bunları, bırakmışlar. Yağmur ya da içinden kalan kalıntı malzeme aşağı dereye karışmakta yani. Gitsin arıtma orada. Biz defalarca inceledik bunları. Allah aşkına de yani çıkan suyu yani %90 küsür yani içilme oranı var yani. Düşünün şimdi bakın yani. Ben ne yaptım geçen gün sizin yanınıza ziyarete geldiğimde o çıkışta bir yüksek tepe var net gözüküyor. Evet. Orada durdum şöyle bir 15 dakika böyle madeni seyrettim. Yani ben çevreciyim. Çevreye önem veren bir insanım. Çevrecilerle ortak hareket eden gazeteciyim. Yani orada çevreye aykırı resmen gözüm bir şeyler aradı.
havuzlarına baktım, ağaçlandırmalarına baktım, dikimlerine baktım. Yani böyle bir afaki hiçbir şey yok. Yani göze batan aykırı hiçbir şey yok. Toz çıkmıyor, toprak çıkmıyor. Araç trafiği böyle toz kaldıran bir trafik değil. Yani hakikaten çok ciddi bir şekilde bir madencilik yapıyorlar orada. Ya şurası var. Çok duyarlı insanlar yani. Bugün yani ben mesela kendi şahsi menfaatim hiç yok yani. Böyle beklenti de yok. Her şey meydanda. Bizim mal varlığımız yani mülkümüz hepsi meydanda. Ben madenden ben ne isteyeceğim? Şimdi bu yerli sermaye zacı başı. Niye yani çevreci gruplar? Bugün biz de işte Kazdağ, Madra'da, Belediye Birliği üyeyim ben de. Çevreci bir grup. Evet. İşte Çanakkale'de, Çam, Karadağ'da bir sondaj kuyusunun başında eylem yapıldı. Çanakkale'de günlerce eylem yapıldı. Burada eylemi yapanlar baktığın zaman arkasında çevreci gruplar var. Fakat ne var? Peşinden kim çıkıyor? İşte Almanya'daki odaklar çıkıyor. Bunları araştırmak lazım. Niye? Bunların amacı gayesi yani yerli sermaye bunları işlemeyecek. Yerli sermaye işlesin abi. Bu memleket neyle para kazansın? İşte çok başkanım böyle bir ben değişik böyle çevre gözüyle baktım öyle aşırı aykırı bir şey de görmedim. Hatta yani orada şehrin suyuna da zaman zaman faydası olduğunu da biliyorum sizin ağzınızdan dinlemiştik. Hatta o bölgeyi gezerken bana izah etmiştiniz dediniz ki bakın buradan bizim şehir şebekesine su takviyesi evet, bile yapıyorlar evet. Demiştiniz. Allah razı olsun yani yer altı yer üstü. Hazır su demişken şeye anlatalım bir de halkımız izlemekte. Şimdi bazı şeyleri iyi ayırmak lazım. Ben bugün de bayağı bir telefon aldım Balle merkezden işte köylerden. Büyük şey olduk. Herkesin bir yetki alanı var. Örneğin suyla ilgili ve altyapıyla ilgili işler büyük şeye bağlı. Yani Balle baskı işletme şeklinde. Biz ne yaptık Balle yani Balle'de vatandaş rahat etsin diye baskı işletme şeklinde yani muhalefetteki bir tane belediye başkanı binasını yaptı, yerini yaptı, teslim etti. Evet. Ve tek kuruş kira almamaktayız. Vatandaşlarımız bir yani bizi aradıklarında artık bu işlerin yani baskenin yetkisinde olduğunu evet. Anlatıyorum. Bunun için de buradan bu konularda genelde bize de gelsen önemli değil. Biz de rica ederiz. Buradan da Mustafa Bey'e de teşekkür ederim. Mustafa Bayram'a bu konuda çok duyarlı kendisi sağ olsun. Evet. Hani özellikle Balya baskı işletme şefini ararlarsa sorunlar daha çabuk çözülür. Fakat yine biz de aradıklarında biz hemen Balya işletme şefimize ve genel müdürlüğe bunları bildirmekteyiz. Peki baskı altyapı olayları da bayağı bir çalışma yapıyor mu Balya'da? Oluşum yeni yeni oturdu. Bugün biz ne kadar başarılısak onlar da o kadar başarılı. Yani yapmaya çalışıyorlar. Yeni bir oluşum. Örneğin yeni yeni makineler geliyor. Yeni yeni işte eleman alımları var. Ve burada arkadaşlar gayret de çalışıyor. Burada özellikle mesela işte Mustafa Bayram da genel müdürümüz, baskın genel müdürü gerekli desteği vermekte, bunu görmekteyiz. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak yani. Bu işler böyle. Ya şimdi benim önümde bir şey var, bir tweet atmışlar. Uğur Işıldak var biliyorsunuz. AK Parti'den meclise girdi de. Evet. Onun bir söylemi vardı. Meclise uyumaya gitmiyorum demişti. Bugün meclis toplantısında gayet güzel uyurken bir resmini çekmişler. İşte meclise uyumaya gitmiyorum diyen Uğur Işıldak. Işılak. Enteresan ya işte ülkenin terörü konuşurken bir milletvekilinin o mecliste uyuması ne kadar etik, bu millete ne kadar saygı. Onu da yani böyle yanlış anlamamak lazım. Belki yoğun bir trafik vardı, belki yani yorulmuştur veya o anda bir içi geçmişti. Olabilir bunlar ya, ne olacak işte. Biz mesela buradan Ankara'ya gittik. İşte yani sabaha kadar yol gidiyorsun. Yani orada toplantı anında üzerine bir yani ağırlık çöküyor. Yani icabında iki dakika yani işinin geçti oluyor ya. Buna olabilecek şeyler veya geçeni görüyorsun. O başkanım söz konusu memleketse. Aynen. Tabii o önemli ülkese, yani orada. Ülkese o çok. Yani onun işi o. Orada sen hazır gideceksin. Mesela biz neyiz? Belediye başkanıyız. Şimdi ben başkanken yok ben sabah 8 akşam 5 çalışacağım. Böyle bir şey yok ki benim. Başkanım hepsinin milletvekillerinin danışmanları var. Şoförleri var. Asla onlar Ankara'ya giderken kendileri araç kullanmıyor. Ya onlar ya biz öyle. Ya, yatıyorlar, uyuyorlar yani ama terör, ülkenin gündeminde bir terör varken, çok ciddi konuları varken bence uyuması tabii, çok yanlış. Şey değil. Ya bir takım yanlışlıklar da oluyor. Buradan ben bir sevgili seyircilere de duyurmak istiyorum. Şimdi bu moda oldu. İşte burada canlı bomba gelmiş, burada paket var, şurada şu var. İşte bugün Edremit Pazarı'nda canlı bomba varmış, bomba paniği falan.
Böyle söylemlere falan da inanmayın efendim. Devletin kurumları var. Belediye anons eder. Devletin polisi gücü var. Bunlar bir de halkı paniğe sürükleyen bazı söylemler var. Bunlar da çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Yok işte bugün Edremit Pazarı'nda canlı bomba paniği. Yani hiç aslı astarı olmayan bir şey. Vatandaşı bugün pazar yerinde paniğe, esnafında paniğe sürükledi. Dün akşam Kepsut'ta İşit Mil'den yakalan diye çıktı. Evet, alakası yok yani. O Hatay'dan gelen işçilermiş onlar da. Aynen. Yani biri tutuyor orada. Bir de üstelik bana dağıtmışlar. Biz de tabii olaya gönderene gazeteci olduğunu bildiğimiz için ciddiyetini de biliyoruz. Biz de yayınladık, dedik ki IŞİD, yani iki araba IŞİD mintanı yakalandı. Arkasından bir araştırdık ki inşaat işçisi çıktı bunda. Evet. Ya halk da tedirgin. Tedirgin. İnsanlar da tedirgin. Böyle bir kaos da var. Sevgili başkanım, bu çizdiğiniz başkanlık profili çok değişik bir profil, böyle alışık olmadığımız bir model. Yani toplum içindesiniz, insanlarla kaynaşmış durumdasınız. Yere geliyor, çizme giyiyorsunuz, kepçeye biniyorsunuz, iniyorsunuz, gidiyorsunuz. Açık ve net konuşuyorsunuz, olduğunuz gibi tabii konuşuyorsunuz. Nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir çizgidir? Nasıl bir tarzdır? Herkesin bir yapısı var, bir karakteri var. Ben protokol tipi belediye başkanı değilim. Ama bunu yaparken de, yani belediye başkanının makamını da ayaklar altına alacak pozisyona sokmayız. Evet. Sabah evden çıkarken yol haritamız şu. Önce bende kibir yok. Hani geldiğim yeri hiç unutmadım. 2019'da her zaman söylüyorum. Yani icabında seçilemezsem oraya dönerim ve onur duyarım. Ya işte ben belediye başkanıydım. Şimdi nasıl elma portakal satacağım? Böyle bir dünya yok. Evimize helal yoldan ekmeğimizi götüreceğiz. Çünkü abi, önceki yıllarda biz varlığı yokluğu gören insanız yani. Hayatta bir sürü zorluk gördük. Sabah evden çıkarken ben şöyle bir hesap ederim. İşte bugün atıyorum Oranlar Mahallesi'nde benim ekibim parke taşı döşemesi yapmakta. Ben buraya kontrole gideceğim. Yapımı biliyorum. Gittim de yanım durmayacak. Ben çalışacağım orada. Takımla mı gideyim oraya? O zaman eşofman giymekteyim. İşte abi, kışın kar yağmış. Köylere gideceğiz, uğraşma. Ben kendim de gideceğim, göreceğim. Çünkü vatandaş o karda benim orada olduğumu görecek yani. Onları çekti içeriye, ben göreceğim orada. Peki başkanım. Buraya takımla mı gideceğim ben? İlk bölümümüz bitti. Tamam abi. İkinci bölüme devam edelim. Sevgili seyirciler, ilk bölümümüz bitti. İkinci bölüme devam edeceğiz. İkinci bölümde sizlerle beraber, güzel sorularla beraber olacağız. Sayın başkanımla kısa bir ara, reklamlar efendim. Programımızın ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Evet başkanım, enerji dedik, şey dedik, tarz dedik. Tarzı anlatırken biz ilk bölüm 48 dakika geçmiş, haberimiz bile yok. Sizde de bir program yaptığımız zaman sohbet çok derin oluyor, farklı oluyor. Telefona da mesajlar gelmiş. Dur bakalım altından neler çıkacak bilemiyorum başkanım. Bizim programlarımız tabii oluyor herhalde, ondan oluyor. Ya bizde o doğallık var. Bir de şu var, hani işte tarzla oydu buydu, yani konu oradan aldık oraya gitti falan. Hani bir doğallık var ya, tarz. Biz böyle bir adamız. Ama ben rahat program yapıyorum sizle beraber yaparken. Neden rahat yapıyorum? Yani şu soruyu, yani soru sorma bir sıkıntım yaşamıyorum. Bir de sizdeki o rahatlık bana da yansıyor herhalde. Ben de rahat oluyorum yani sonuçta.
Evet, tarz dedik, tarzımızı anlatıyorduk. Dedik ki kar yağdığı zaman oraya takım elbiseyle gitmek farklı bir olay. Aynen. İsterseniz oraya bir sonunu toparlayalım. Onu toparlayalım şöyle. Bugün ana şablon şurası. Hı hı. Önce geldiğimiz yeri unutmayacağız. Halkın hı. içindeyiz. Eyvallah. Ama o belediye başkanına makamının ağırlığını vererek işte bugün ne yaptık? Hı hı. O makamın ağırlığını vermek adına büyükşehirde meclis toplantısına gittin. Veya bugün canlı yayına geldik. Bu yaşamında mı gireceğiz? İşte Ankara'da bir toplantımız var. Evet. Balye Belediyesi'ne yakışır şekilde o 15 bin nüfusu temsil eder şekilde buraya gideceğiz. Atıyorum bir miting yaptık. Çıkacağız. Layıkıyla orada konuşacağız. Büyükşehir'de mecliste çıkıp kürsüye bugüne kadar yaptığımız şekilde Balye halkının sıkıntılarını, sorunlarını anlatacağız ve çözüm yollarını öğreteceğiz. Bunlar tabii yani iyi ilişkilerle. Giyiminle, kuşamınla, hareketinle, makam arabanla, makam odanla. Sonuçta bütün temsil Osman Kılıç artık Osman Kılıç değil. Evet. Osman Kılıç ne? Balya'nın belediye başkanı. Evet. Ama bunu yaparken de bir süreç var. Her yörenin kendine has özellikleri var. Giymişin takım elbiseyi, kaspışın kendini, işte etrafında 10 tane koruma, özel makam şoförleri, özel sekreterler. Yancılar. Yancılar, aynen yancılar. Bu yancılar kelimesine çok bozulan olduğunu mesajı geldi bana. Aynen. Ya kardeşim, yancı olmasaydınız siz de. Bırakın, rahat bırakın Nedim Başkanı. Sizin yüzünüzden vatandaşa bakamıyor. Vatandaşa yüzünü de bakıyor. Osman Kılıç da ne yapıyor? Bir gün bir bakıyorsun abicim, Birlik Kuvvetler'de giymiş eşofmanını giriyor. Akşam saatinde gezer abi. Gider atıyorum işte kafemizde oturur çayır içer veya ne bileyim varandada oturur çayır evet. içer yani. Hay canım. Yanında koruma yok, makam şoförü yok, adam yok. Şimdi ben bir gün bazen öyle sahneler görüyorum ki Sayın Ahmet Edip Uğur yürüyor, arkasından bir ordu yürüyor. Yandan bir ordu yürüyor. Bakıyorum güvenlikçi mi, polis mi falan yok. İki tane koruması var normal evet. olarak. Polis sonuçta Büyükşehir Belediye Başkanı. Normaldir. Ben de hak ediyordum. Doğrudur. Arkadaş, o yancılar nedir o yanlar ya? Ben onları anlayamıyorum ya. Bırak yancıları, boşver ya. Vallahi başkanım, nasıl bırakayım ben o yancılara o kadar öfke? Bu dünyada falan. Herkes yaptığı iyiliğin de mükafatını görecek. Ama bu dünyada, ama öbür dünyada yaptığı yanlışın da bedelini bir şekilde çekecek. Bizler de bugün siyasetçiyiz, işimiz siyaset. Ben mesela belediye başkanıyım. 2019'da halk önüme bir karne koyacak. Başkan, sen bunları siyaset, ben her zaman söylemekteyim. 40 tane ayağı olan bir canlı. Ayağın bir tanesi yanlış basa da gittin. Ama şimdi tamam da başkanım, yani şimdi ben size gelirken 10 tane yancıya ulaşıp öyle mi geleceğim yani? Çok sıradan yani, geliyoruz. Hayır yani. Bak, o da yani. Onu görecek abi şimdi bak şu. Sen Osman Kılıç'ın makamına gelirken elini kolunu sallaya sallaya gelebiliyor musun? Geliyor. Köyden bir amcam geldiğinde bana Osman başkanım. Evet. Yani dese ne olur, demese ne olur. Bana Osman oğlum desin, benim daha çok hoşuma gidiyor. Örneğin. Yani. Ama orada nasıl şablon? Randevu alacaksın, bekleyeceksin, görüşeceksin. Bu da 2019 herkesin önüne çıkacak yani. Sadece iş hizmet değil ki. Hizmetle belediye seçimi kaybedilmeyecek olsa bunu Sabri Uğur'la İsmail Ok kaybetmezdi. Yani işte çok, ama 2019 çok çatırtılı geçecek. Geçecek de baba. 2019 nelere geber, nelere gebe bilemiyorum. Balıkesir'de siyaset çok farklı olacak. İşte ben o zaman o yancıları göreceğim. O yancılara bir çift sözüm olacak. Bir köşemden yazacağım yani. Evet başkanım, bu gerçi ilk bölümde yayınladık ama fotoğraflarını verdik. Göreve geldiğinizden bu yana yaptığınız projeler nelerdir? Neler yaptınız? Rejide arkadaşlara rica edeyim, ben o gene fotoğraflara bir girelim arkadaşlar, onları da görelim. Bunları daha önce de konuştuk belli kısımlarını, fakat şöyle bir şey var yani ilk geldiğimizde işte biz bunları yapacağız diye konuşuyorduk. Evet. Göreve yeni gelmişsin. Yapacağız diye konuşuyorduk, yapacağız diye konuşuyorduk. Şimdi ne yaptık, ne yapalım? Neler yaptık? Örneğin ne yaptık? En baştan başlayalım. İşte maddi durumdan başlayalım, paradan başlayalım. Para olmadan hiçbir şey olmaz. Belediyenin nasıl bir ekonomi vardı, şimdi nasıl ekonomi? Balya Belediyesi'ni aldığımızda işte Ilıca'dı, Balya'dı, oydu buydu derken yaklaşık olarak 1 trilyon 400 lira gibi borcumuz vardı. Yani onları borçlandık. 1,5 trilyon diyelim biz buna. Bu süre zarfında bizim personel giderimiz 2.915, 818 lira. Yatırım gideri yapmışız 5.706. 5 trilyon 706 yatırım yapmış. Yeni parayla yani 5 milyon, yani 6 milyona yakın yatırım. Şimdi birileri yine burada bir şey çıkaracak. Diyecek ki ya işte bunlar para yedi, para içti. Hayır, Allah biliyor her şeyi.
Balya'da dediğim gibi yani 1,5 trilyon borçla belediye alıyoruz ve şu ana kadar bizim yani yaptıklarımız meydanında. Bunu gören görecek, görmeyen görmeyecek. Şu anda Balya Belediyesi'nin tek kuruş borcu yok. Para var mı başkanım? Vadesi geçmiş, tek kuruş borcu yok. Kasanda para var mı başkanım? Kasada da 259 lira paramız var. Oh, şükürler olsun. İlk defa bir belediye kasamda param var diyen bir belediye başkanımla beraberiz. Çok güzel. Burada olacak. Neler yaptık? Mali taburu burası. Alırsın satarsın ticaret gibi. Yani bugün adamla almışsındır bunu. Bir ay sonra ödeyeceksindir. Bunlar olacak mutlaka. Bunun yanında şurası var. Mesela belediye makam arabasında, makam odasında, çalışanına, kurumsal yapısında bir yapıya kavuştu. 16 ay süre zarfında önce bu belediyeyi bir yapıya kavuşturduk. Kurumsal bir yapıya kavuştu. Kurumsal bir kimliğe kavuştu. Ona kavuştu. Herkes işini bilmekte. Artı bunun yanında şu anda bilgi işlem sistemidir. Yani odur budur. Yani eskiden ben iddia ediyorum bunu. Yani meydan burada kanıtlasalar bana. Balya Belediyesi var ama işte binada bir tane belediye tabelası. Bana göre Balya'da belediye yokmuştu yani. Bu geçen belediye başkanı haksızlık değil. Benim mantığım böyle. Şu anda bu kurumsal yapıyı oluşturduk. Artı bilgi işleminden işte elektronik imzasına kadar. Evet, onu da. Ya bunun yanında ne yaptık abi? İşte ek hizmet binaları, bunlar meydanında. Bunlar da bir eser. Birileri bunları küçümseyebilir. Bunun yanında şu anda gücümüz oranınca işte muhtarlar topladık, Balya'ya 7 bölgeye bulduk. Şu anda yaptığımız iş kilit parke taş döşemesi yapmaktayız. Bizim yani köylerimizin en büyük sorunundan birisi bu. Kilit parke. Nasıl yapacağız bunu? Balya Belediyesi imkanları belli. Gücü belli. Dedim kardeşim işte bu sene atıyorum Yenikavak Mahallesi 1500 metrekare. İşte kayalara 1500 metrekare. Benim imkanım bu kadar. Bunun ihalesini yaptım. İhalesi sonuçlandı. Şu anda döşemekteyiz. Atıyorum işte ne oldu? En son Oranlar Mahallesi'nde parke taşı döşeceğiz. O hani festival yaptığımız yerde. Ne döşeceğiz burada? 1500 metrekare. Biz ana şablon şurası. Önce toplumun kullanacağı yerler. Ana arterler. Ana arterler. Bunu yaparken bir tane komşumuz diyor ki veya teyzemiz ya işte bizim sokağa döşenmeyecek mi? Amca, teyze, anne, yani neyse. Bizim gücümüz belli. Biz yani gariban bir belediyeyiz. İmkanlarımız belli. Elimizdeki iş makinesi belli. Biz bu sene burada bu kadar döşeceğiz. Ama olur da sizler burada parke taşını alırsanız. Taşın belli maliyeti var. Biz de bunun döşemesini yaparız. Döşemenin maliyeti daha fazla. Alt yani. Bu şekilde bu işleri götürmekteyiz. İşte ne oldu? Seçim öncesi biraz da bize özenler diyeyim ben onu. Eskiden mahalle köydü. Biz köylere taş dağıttık, parke taşı dağıttık. Yani bunu köylü döşedi, muhtara bunu döşettirdi yani. Şimdi mahalle oldu. Büyükşehir'den de belli miktarda AK Parti ilçe başkanı kanalıyla köylere parke taşı geldi. Bunları da biz döşeceğiz. Bunları kim gönderdi? Büyükşehir gönderdi. Orada da bir sistem edelim. Ben bunu bir mecliste konuştum. Sen şimdi Sayın Ahmet dedi bu. Osman Kılıç'ın her tarafta anlatırken, her tarafta konuşurken. Balya'nın bir köyüne taş gönderirken ya başkan ben de böyle taş göndereyim ben diyemez misin yani? Zor bir şey mi? Biz demeyeceğiz bunları yedi abi gönderdi diye. Burada işte parke taş döşemesi var. Köylerde mesela ne yapıyoruz? İşte, köy evleri gibi şeyler de vardı sizde. Tabii tabii onlar, onun haricinde mesela camilerin bakımları, onarımları, camilerin ses sistemleri işte yani hoparlör sistemleri. Onun haricinde Balya'da işte en son meydanda şu anda yaptığımız yani çarşı düzenlemesine girdik. Orada bir şey yapılıyor. Ne oluyor başkanım orada? Park mı oluyor? Ne orada oluyor? Şöyle bir sıkıntı var. Bizim meydanımızda yani insanların oturup bir çay, yani bir bardak çay içebileceği bir yer yok. İşte o aranda belki çay içmişsinizdir. Mesela bir kahve var orada. Kahve var orada. Masaya koyduğunuzda masa bu şekilde durmakta. Üzerinde yani bardak durmuyor. Dedik ki kardeşim buraya yani bir hale getirelim. Bir de şu sıkıntı var. Orada bizim esnaflarımız var. Ama benim orada bir dükkanım var. Ben getirmişim, aracımı koymuşum dükkanın önüne. Araç akşamı orada. Siz buradan geldiğinizde geçerken hadi durayım bir bardak çay içeyim, araba koyma yerin yok abi. Arabayı kaldırırız hep kaldırmayacaksın. Ben kötü olacağım seninle. Ne oldu şimdi orayı tertemiz yapacağız, yani yeşillendireceğiz. O da dert oldu Balyalılara. İşte başkan buraya havuz mu yapacak? Başkan buraya balık mı koyacak? Alakası yok kardeşim, bir yapalım görün. Artı bunlar hemen yani bugün başlayıp da 5 gün sonra bitecek bir iş değil ki. Bizim Balıkesir'deki gibi, Edremit'teki gibi veya İstanbul'daki gibi yani bilbaatlarımız yok. Proje başlamıştır. Proje bizim elimizdedir. Bunlar hepsi bir kanuni süreçtir, hukuki süreçtir. İşte yaklaşık maliyetini araştırırsın, planını yapılır, projesi yapılır. Eskiden benim inşaat mühendisim yoktu, var şu anda.
İşte bir mimarım yoktu var şu anda. Bir harita tekniklerim yoktu var şu anda yani. Bunlar elimizde var Allah'a şükür. Balıkesir'deki mimarlar olsa başka bizim mesela mimarımız yani. Düşünün. Örneğin geçen bir hayırsever ablamız geldi. Dedi yani ben dedi bir balyaya yatırım yapmak istiyorum. Benim bir oğlum vardı rahmetli oldu Allah nur içinde yatırsın. Allah rahmet. Ben dedi yani balyaya yani bir eser kazanmak istiyorum. Yani karşında istediğinde bizden çocuğunun yani adını isim hakkı istemekte. Verelim kardeşim. Meclise soranız veririz yani. Bunun projesi ne abi? Mesela kütüphane park projemiz var. Yaklaşık yani 400 ile yani 500 milyar arası değişik proje. Ve balyada gözle görecek bir şey olacak bu. Şu anda bütün hazırlıklar yapıldı. Bu kadınınla destekleyip bunu yapacağız yani. Ne yaptık başka? Biz hep yani bir de insanlarımıza en çok yaptığımız şey. Bugün balle başta olmak üzere işte Kadıköy'dür, Semizköy'dür, Ören'dir, ta Dereköy'e kadar şu anda biz yani çöpleri toplamaktayız. Bu da bir hizmet. Karşılığında tek kuruş para aldığımız yok. Bir taraftan yine Kayalar Ilıca hattına girmekteyiz. Bunlar kademe kademe gitmekte. Ben şu anda Aldemirci, Narlı, işte Hacı Hüseyin, geç mesela Çakallar, işte yani birçok daha yani yarıdan çok mahallemin daha çöpünü alamadım yani. Niye alamadım? Elimde gerekli araç çok bir. Yerinde gerekli konteyner yok iki. Ne yapmaktayız? İşte varil yapıyoruz. Onun akabinde konteyner alıyoruz. Ne oluyor mesela köyün meydanında yani gözle gözükecek yerlere konteyner. 10 tane 15 tane konteyner. Arkalara varil. Ben de isterim hepsi konteyner olsun. Ama yarınlarda şimdi ne oldu? Daha bir ay önce mesela ben verdim talimatını. Bu ay başında bizim temizlik işleri müdürlüğümüzün gerekli birimleri çıkacaklar. Köylerde biz kaç tane çöp konteyneri koyacağız? Kaç tane varil koyacağız? Bunlar da belirlenip Çakallardır, işte Akbaş'tır, Kocabük'tür, işte Çamucu'dur, ne bileyim Çamavşar'dır. Yani bu köylerde de kademe kademe çöpleri toplayacağız. Nasıl kademe kademe taşlara düşüyorsak Ocak ayına kadar bunlar sisteme oturacak. Burada ben özellikle şunu belirtmek isterim. Hani bizim elimizde sihirli diyenek yok. İmkanlar belli. Fakir bir ailenin çocuğusun. Öyle düşün belediyeyi. Ne? Bugün Karasi Belediyesi'nin imkanına, balyanın imkanı bir mi? Karasi'nin de 50 tane mahallesi var. Benim de 50 tane mahallem var. Onların bütçesi benim 100 katım. Bugün Balya Belediyesi'nin yani Gömeç'le birlikte yani en küçük bütçeye sahip 2 tane ilçe belediyesi. Sabırlı olmak lazım. Hani vatandaş eleştiren adına diyor ki işte ya başkan bizim çöpümüzü toplamadı. 50 yıldan beri senin çöpünü toplayan yok ki zaten. Benim anam köyde yaşamakta. Anamı gördün. Şimdi annemin eline alacak evden çöpünü ne yapacak? Eğer ki elma aldıysa bunun kabuğunu soyduysa götürüp ineğe verecek. Ziyan olmasın diye. Veya bir şey varsa gidecek hayvanların gübresine atıldığı yere atacak. Bu gübrenin içinde tarlaya gidecek abi. Yani gübrelenecek yani. Hayır. Bu 3 ay önce olsa ne olur? 6 ay önce sonra olsa ne olur? Ben bunların gözünü boyamak adına gittim meydanda bunu anlattım yani. Dedim ki kardeşim ben getireyim köyün meydana 10 tane konteyner koyarım. Ama yarın gelip bunu alamazsam daha kötü. 6 ay geç olsun sağlam olsun. Şirket mi yapıyor bu etini? Biz kendimiz yapmaktayız. Belediye olarak yapıyoruz. Kendimiz yapmaktayız. Onun için bak şu anda Balye Belediyesi mesela çok büyük belki eser çıkarmadık ortaya. İşte camilerin halların temizlenmesi bana göre önemli bir şey. Hizmettir bu. Camilerin boyanması, mezarlıkların temizlenmesi, çöpün toplanması. Bunun yanında mesela ne yaptık geçen sene? Birçok köyümüzde yani köylerin içleri çamur deryası malzeme attık. Ama bunun çözüm olmadığını ben gördüm. Niye gördüm? Attık malzemeyi. Mazot gitti, zaman gitti, işçi gitti. Bunların hepsi para. Sonuçta bu adam da bedava çalışmıyor. Evet. Ardından bir yağmur geldi, bir sel geldi. Hepsi yine derede abi. Bunlara yani yaşaya yaşaya görmekteyiz. Bununla kabine Osmanlı'nın yaptığı en iyi şey insanların iyi günde kötü günde hep beraber yani. Dertlerine birebir ortak bazı mesela çok özel şeyle konuşamayacağız. Yani biz hep yani yetimin garibanın yoksulun hep yanındayız. En azından insanlarımızla hep birebir tek tek mesajlara dönerim. Tek tek arayanlara geri cevap veririm. Bu da önemli bir şeydi hocam. Artı bu süreçten sonra ne yapacağız? Mesela 2015'in Allah'a izin verirse sonuna kadar bu bizim muhtarlarımıza toplayıp anlattığımız parke taşı döşemeleri yapacağız. Onun haricinde mesela ilkini buradan Çamucu Mahallesi'ne selam olsun.
ilk kapalı hayır ve pazar yerimizi Çamurcu'nda yapacağız. Evet. En büyük yani proje dediğim bir şey, bu hep geçen de söyledim bunu, insanlar bunu yani algılayamamakta. Çamavşar'da bizim bir tane idari binamız olacak. Bunun da şu anda altyapısı yapılmakta. Niye gecikti? Örneğin Nisan ayında olması lazım. Meclisimizdeki almış olduğumuz bir şey var bizim. Meclis kararımız var. İşte bir tane GCB kepçeyle iki tane kamyon alacaktık İller Bankası'ndan. Meclisten borçlanma yetkisi aldık. Bu yetkiyi aldık ve gönderdik. İller Bankası ne dedi bize? İçişleri Bakanı'ndan onay gerekiyor dedi. Kaç ay geçti abi? 3 ay geçti. Yaz sezonunda benim şimdi elimde iki tane kepçe, bir tane de iki kamyon, bir kepçe daha olsa ben ne yaparım abi? Daha hızlı çalışırım. Doğru daha mu? Hızlı çalışırsın. Bu arada aracın bir tanesi kaza yapmış. Bir ay gelmemiş. İşte kepçelemesi motor yemiş. Bunlar otomatikmen yani imkansızlıklar içinde tırnaklarla kazaya kazaya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ondan sonra vatandaş diyor ki Osman Başkan seçim meydanı söz verdi yapmadı. Daha 2019'da 4 sene var yani. Evet. Özellikle Ilıca'da belediyenin idari binası hizmete geçecek. Özellikle Çamavşar'da belediyenin idari binası hizmete geçecek. Hastayım, kolumda serumla gittim İzmir'den çöp toplamak adına bir tane traktör arkası çöp toplama aracı aldım. Param olsa giderim çöp kamyonu alırım. Hani nasıl olur da bunları yaparız? Derdimiz burası. Vatandaş bana şunu söylemekte. Bir gün benzine gittim, mazot alıyorum. Adam dedi ki ya başkan bizim mezarlığı ne zaman temizleyeceksin? Kardeşim sen gidip kendi yani annenin mezarında kutu temizlemedin ki. Ağustos ayında mezarlık mı temizlenir? Allah korusun orada bir kıvılcım çıktı, bir yangın çıktı. Ne yapacağız abi? Ben de isterim yani Ramazan'da, Kurban'da benim insanlarım yani bizim için yani mezarlıklar çok önemli. Bizim köy konaklarımız, mezarlıklarımız, camilerimiz tertemiz olacak. Bir de şunu hesap etmektesin. Şimdi bugün kafandan bir şey biçtin. Diyorsun ki kardeşim bu iş 3 ayda biter diyorsun yani. Bir bakıyorsun 8 ay sürmüş abi. Kardeş belediyecilik anlayışında kardeş belediyelerle birbirimize destek olma şansınız oluyor mu? Vallahi bizim bize kardeş lazım da bize zengin bir kardeş lazım. Hayır yani Balıkesir'in mevcut belediyelerine böyle yakın ilişkide olduğunuz, araç gereç parkı olsun hizmet anlamında yakın ilişkide olduğunuz belediyeler. Ya şöyle bir şey var. Bugün bir araç lazım olduğunda işte Büyükşehir'den veya Karasit'ten yani altı ile istediğimizde bize işte Gönen'den veya Edremit'ten Kamil Saka Başkanı'ndan istediğimizde bize bunlar hep verildi. Ama herkesin de kendine göre bir telaşası var. Benim tarzım da şu. Bugün ben kendim bir şeyler yapacağım. Ben kendim bir şeyler uğraşacağım. Çıkamadığım yerde destek alacağım. Her şeyde Büyükşehir'den veya başkasından bekleyecek halimiz yok. Bugün bunlar yapamazsan abi belediye başkanı olmayacak yani. Evet. Ama Allah'ın izniyle ben son olarak şunu söyleyeyim bu konuda. Hiç kimse karamsar olmasın. Ben verdiğim sözlerin arkasındayım. Ve Allah'ın izniyle sabırlı olduklarında bunların olduğunu görecekler. Bir de Osman Kılıç şöyle bir Osman Kılıç. Hani Ahmet şunu dedi. Mehmet bunu dedi. Ben bakmıyorum. Ben kendi bileceğime bakıyorum. Benim istikametim belli. Plan dahilinde kademe kademe bu işler yapılacak. 3 ay önce olur. 5 ay sonra olur. Kanun çerçevesinde olacak. Ben bir işi yani 2 ayda bitirmişim. Yanlış bir iş yapmışım. Kime neyin hesabını vereceğim? Yarın beni kim kurtaracak? Evet. Öyle mi abi şimdi? Doğru söylüyorsun. Neyse başkanım hayırlısı olsun. Ne diyelim? Bu işler böyledir. Meyve veren ağacı taşlarlar. Parti içi gerek muhalefet bile olur. Vatandaştan olur. Tabii muhalefette hep yanlış söyleyecek hali yok. Bazen doğru tabii, şeyler tabii. de söyleyebilir. Onlara da kulak vermek lazım. En azından istemeyerek farkında olmadan size bir takım şeylerde önder olmuş olabilirler. Yani bunları da yakalamak lazım. Bunları da iyi analiz etmek lazım. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Mecliste milletvekiller içinde, partiler içinde bunu diyorum. İktidar her zaman yanlış yapmaz. Doğru yaptığı şeyler vardır. Muhalefet her zaman yanlış söylemez. Doğru söylediği şeyler de vardır diyorum. Önemli olan onları ya zaten yakalamak lazım. Şurası var. Şimdi bunları gayet güzel görmek lazım. Bir mahalleye gittiğinde, bir köye gittiğinde veya herhangi bir ortamda vatandaş bir şey konuşuyorsa doğruyu konuşuyordur yani. Dinlemek yani. Lazım. Dinleyeceksin, alacaksın. İşte bir amcamız der ki benim mahallemde çöp konteyneri yok. İşte gittim bunu gördün abi. Evet. Yani bize eleştiriye veya konuşmaya karşı bizim bir antipatimiz yok. İnsanlarımız konuşacak. İnsanlar bize yanlışı doğru söyleyecekler. Biz de bunları kale alacağız yani. Çünkü biz insanlara ne dedik? Valiliği beraber yöneteceğiz. Evet.
Başkanım, bu TOKİ konusunda siz bayağı bir siz mücadele ediyorsunuz ve mücadelenin de sonucuna doğru yaklaştınız herhalde. Az evvel biraz bahsetmiştik ama biraz daha detaylı. TOKİ, Balyan'ın bence yani ufkun açık proje. Başbakanın projesi. Ben onu daha geçen bir ortamda konuştum. Siyasiler vardı. Dedim ki ya biz bu TOKİ yapalım. Bu TOKİ olsun, kurdeleye gelsin, başbakanımız kesin. Hani onu Osman Kılıç yapmış olmayacak. Burada benim bir sistemim de var. Mesela benim meclis üyelerim var. Mecliste 11 tane üyemiz var. Her türlü siyasi parti. Bunların bir tanesinin ben gelip TOKİ'ye yazıldığını görmedim. Hı hı. Hepsinin Facebook'ları var birçoğunun. Bunların yani orada TOKİ ile ilgili bir şey paylaştığını görmedim. Onun haricinde yani birini getirip TOKİ'ye yazdıklarını görmedim. En son TOKİ ile ilgili en büyük liste aldığım bir yer yeni kurduğumuz Balya Belediyesi Spor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu. Hı hı. Bu arkadaşlarımız ve Balıkesir'de bizim kendi çevremizde olan arkadaşlarımız şu ana kadar yani 10 tane 15 tane gelip TOKİ'ye daire yazıldılar. Niye yazıldılar bunu? Osman Kılıç'ı sevdikleri için ve Balya'da bir şeyler olsunlar diye. Bu adamlar Balya kökenli. TOKİ olmak zorunda. Erken başladık. Ocak ayında başladık. Süreç buraya geldi. Ali Aydınoğlu da Sayın Mekin'in Uğuş'a destek olmakta. Evet. Kendisi bizzat ilgileniyor bu konularla. Ama bu TOKİ yapılmak zorunda. TOKİ yapılırsa Balya'da şu an yani ilçe merkezinde 2000 tane nüfus 3000 olur. Yarın ikinci etabı gelir. Bizler yani baki değiliz. Gelip geçeceğiz yani biz. Bu eserler burada kalacak. TOKİ ilçenin kaderini değiştirecek bir önemli proje. Şu anda 70 rakamı ciddi bir rakam. Tabii canım. Artı ya. Geçen de söyledim bunu. TOKİ'nin temelini ilk atan yani belediye başkanımız Sayın Kemal Çavdar. AK Partili belediye başkanı. Projeyi yapan, zemin ötüdünü yaptıran. Ya Allah razı olsun. Ya biz de aldık. Yani bunu götürelim de uğraşmaktayız. Keşke bunun gibi bize 10 tane daha proje olsaydı arkada gelen. Daha önce burada konuştuğumuz her projenin de arkasındayız. Şu anda yapmaya çalışıyoruz. Bugün mesela Balya'da cenaze vardı. Buradan Allah rahmet eylesin. Halil abimiz rahmetli oldu. Halil Gülcü. Ben değerli bir abimiz. Ben dünyaya geleceğim zaman o karda beni annene ve yani doğum evine götüren adam yani bu. Biz eski belediye başkanımız Yakup Hocam gördüm. Yakup Yağcıoğlu'nun elini öptüm kendisinin. Bizim için değerli bunlar. İşte bir gün makamdan çıkıp da hadi gideyim mezarla duruma bakayım dedim de kapıdan girdim. Sağda bir tane mezarın başında dua okurken baktım karşıma Şerafettin Koçak çıktı. Ya Cenab-ı Allah gönderiyor buraları bizleri. İşte iki tane mesela projemiz halen devam ediyor. Bunların çizimleri falan. Şerafettin Koçak Parkı, Yakup Yağcıoğlu Mesire Alanı, spor alanı. E bunlar olacak abi, bunları yapacağız yani. Evet başkanım, anladım. Tabii yani sizin yılan bir siyasetçi tarafınız yok yani. Eleştiriye de açık açık. Her zaman açık. Görüyoruz. Açık. Yılmak da sizin şeyinizde yok. Kalan 20 sayısı ne yapacağız? Ezel Beş Esen, Ali Bey 20 tane kaldı. Sen 5 tane alacaksın abi, alacak. Alır yani. İşte eşimiz dostumuz şu an yazılacak insanlar da var. Hı hı. Artık ben ne yapayım? Ben bunu dışa açtım yani. Balyalı yazılmıyorsa dıştan adam İstanbul'dan gelecek yazılacak. Atıyorum Diyarbakır'dan gelecek yazılacak. Bir tane Mustafa Karakaşlar'a vereceğiz. Evet. Bu arada biz de bir TOKİ'den Balyalı'dan daire sahibi olacağız. Ne yapacaksın abi işte abi. Evet. Sayın Başkanım. Spor. Balya Spor. Balya Spor. Süper Lig'desiniz herhalde. 3 gün önce Facebook'umda gezinirken bir şey gördüm ben. Yani işte tarihte bugün diye yani böyle anlar baktım. Balya Spor'un geçen yılki yönetim kurulu kulüp başkanı Bayram Kılıç. Kendisine buradan teşekkür ederim. Yani büyük emekleri geçti. Balya Belediyesi'nin önünde fotoğraf çekilmişiz. Ve ben demişim ki orada Balya Belediyesi Spor Futbol Kulübü kulüp başkanıyla, hocasıyla, topçularıyla şampiyon olma hazırlığı taliptir. Bu takım şampiyon olacak. Ben de her türlü arkasındayım demişim. İnanmışım yani buna. Ve Allah'a şükür Balya Belediyespor bir tarih yazdı. Birinci amatörde 18 maçta 18 galibiyetle namalip şampiyon oldu. Hocaya dedim, hoca yola beraber yürüyeceğiz. Bu takım seneye Süper Lig'de top oynayacak ve şampiyon olacak.
Vallahi yine gözünüze kestirdim. Aynen. Valla çıkacağız. Bizim hedefimiz 2019'da 3. lig. Balya'da. Balya Belediyespor 2019'da 3. ligde top oynayacak. Çok iddialı bir kelam. Aynen. Ben demedim mi? Yine bak plan tersine çevirelim. 30 Mart'tan önce ben bu belediye başkanlığı seçimi kazanacağım demedim ben. Kaç kişi inandı buna? Yani doğru söylüyorsun. Kazandım abi, inandım kazandım yani. Burada Balya Spor'da 2019 yılına kadar 3. ligde top oynayacak. Bu niye önemli? Evet. Şu anda alttan gelen gençlerimizin yetişmesi için önemli. Bu niye önemli? Balya'nın tanıtımı için önemli. Bu niye önemli? İlçeye evet. Yani futbol sahanı yapmışsın, tesisin olmuş. İlçeye yani bir giriş olacak. Esnaf kazanacak bundan. Herkes kazanacak. Evet. Artı parantez, bu takım şampiyon olurken geçen sene Balya Spor şampiyon oldu. Harcanan para 150 bin lira. Civarında para. Balya Belediyesi'nin kasasından çıkan para 20 bin lira. Bizim yani şimdi takımı şampiyon yapacağız derken benim Çamucu mahallemde işte ne bileyim yani hizmetleri aksatmadık. Aksarka köyde amcam bana sistem etmeyecek mi ya Osman? Sen topla uğraşın oğlum, bizim taşımız döşe demeyecek mi bana? Bunları da biz görmekteyiz. Ondan sonra artı bu yıl yine mesela şimdi geçen sene hedef büyüdü. Yeni bir yönetim yaptık. İşte kulüp başkanı Mehmet Bey Balıkesir'de. İşte genel kaptanımız yani Şahin'den Enes Aygül, işte yani Murat Akpınar, bunlar bizim arkadaşımız hepsi. Dedim ki kardeşim bu Balya Spor şampiyon olacak, hedef burası, bana yönetim lazım. Başkan biz senin yanında varız dediler bunlar. İçinde AK Partili var, CHP'li var, MHP'li var. Bugün sen Balıkesir'de Balıkesir Spor ne hale düştü? Tona başkan MHP'li, Büyükşehir AKP'li takımı küme düşürdüler. Kim kaybetti? Şehir kaybetti. Bu arkadaşlarımız hepsi elini cebine atmaktadır. Ha dedim ki çoluğunuzun çocuğunuzun sıkıntı vermeyeceksiniz. Benim bir çevrem var. Gelip kulübe yardım ettirelim. Sponsor olacak. Aynen. Onların da herkesin çevresi var. Ne dedik? Kulüp başkanımıza kardeşim sana teşekkür ederiz. Sen bu takımı şampiyon yaptın. Bu sene bak böyle bir şablon var. Bu arkadaşlar görev yapacak. Doğrusu bu. Liderin de aldığı kararı sorgulamayacak. Uygulayacaksın abi. Bunun cezası da bizim, günahı da bizim. Hesap veririz. Kaç tane Balya'da bizim top oyuncu gencimiz var? Yok. Bugün Balıkesir Spor'da ne bileyim ben işte yani Bursa Spor'da oynayan herkes Bursalı mı abi? Veya Balıkesirli mi? Değil. Bunları konuşacağız. Çocukları, memleket çocuklarını, Balıkesir çocuklarını toparladık. Balya'da olanları da içine koyduk. Takım şampiyon oldu. Bu sırada aynısı olacak yani. Şu anda biz 16 tane transfer yaptık. Bu çocukların hepsi mert çocuktur. İşte en son şu anda Mali'den bir tane zenci futbolcumuz geliyor. Forvet. Evet, zenci bir tane topçu almaktayız yani. Hayırlısı olsun başkanım. Mehmet Başkan, kesenin ağzını açtı kulüp başkanı. Buradan selam olsun kendisine. Çay kahveye bol satsın o. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Efendim, tabii spora önem vermek çok önemli bir şey. Bu arada stadı da bir bitirseniz, Allah'a şükür stadın da yükü omuzlarında. Başkanım sık sık soruyorum size. Para çıktı, pul çıktı, ölçüyorlar, biçiyorlar falan filan. Şu stat da olsa Süper Lig'inizde orada oynasınız. Vekilimizle en son bir hafta 10 gün önce görüştük. Kendisine Allah razı olsun. Şu anda işte koalisyon görüşmeleri yani ülkenin içinde bulunduğu şu terör sorunları gerçekten yoğun bir trafik var. Burada bizim sahamız yani bir yıl geçmişsin ama şu terörün yani kökü kazınsın. Bizim derdimiz değil. Yani Ali Aydınoğlu Mert bir vekilimiz söz verdi yapıyor. Bu yapılacak. Ama 3 ay sonra, ama 8 ay sonra. Artı spor demişken işte bugün Edremit'te sizin sayede tanıştığımız basketbol şubesini açacağız. Ya, evet. Yani Balya ilçesinin basketbol şubesi olacak. Çok güzel. Bölgesellikte oynayacak bu. Ne yazacak bunun önüne? Balya. Benim için Balya markası önemli. Ben markalaştırmaya Balya. Çalışıyorsunuz Balya'yı. İşin aslı astarı bu Balya'yı tanıtmaya çalışıyorsunuz. Bundan bir yıl önce, iki yıl önce sen Balya'yı ne kadar biliyorsun abi? Vallahi siz de tanıdıktan sonra daha basında çok... Basında Balya ne kadar vardı? Ben şimdi bu basına bangır bangır paramı da dağıtayım yani. Beni yazın, beni çizin diye. Abi öyle bir şey yok ama sorarsan vatandaş... Parayı versen yazıyor diyordum değil mi? Tabii der bunu yani. Muhalefet bu işte ustadır. Aynen. Çamur atmaktan ustadır yani. Neyse başkanım. Osman Kılıç'ın şahsi hedeflerine gelelim. Programın da sonuna doğru geliyoruz. Şahsi hedefleriniz... Osman Kılıç'ın şahsi hedefleri şu. Osman Kılıç önce... İnsanların gönlünde hoş bir seda bırakacak. Anladım. Osman Kılıç önce yarınlarda bu makama gelip geçtiğinde ya bizim de bir belediye başkanımız vardı Osman Kılıç.
Hani Allah kendisine razı olsun. İlçemize bunları yaptı. İşte bizde iyi günde kötü günde bir oldu. Yani böyle bir belediye başkanıydı. Yani iyi anılabilirsek ne mutlu bizlere. Ölümden sonraki edepleri konuşmuyor yok, mu? Yok. Daha ölmedi. Ölmeden önceki yani edepleri konuşalım. Oraya geleceğim. Artı ve çocuklarımıza arkada tertemiz bir soyadı bırakmak. Ölmeden önceki hedefler anlattık işte. Balyada iki dönem başkanlık yapacağız. Meydan burada. Engellesinler. Ben biraz böyle iddialıyımdır. Yani yapın böyle. 2024 karesi, 2029 Büyükşehir. Ama Devlet Baba derse Osman Kılıç sen 2019'da karesiye geleceksin. Sorgulamayız gideriz. Savaşı veririz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Derse ki geçeceğin listeye milletvekili adaysın. Yine devam. Siyasetten kopmak yok. Bunun içindeyiz. Anladım. 2019'da kaybettik seçimi. Oldu. Bu ihtimal var. İsmail Oktay kaybetti. Ne oldu? Milletvekili oldu. Evet. Biz ne yaparız? Aday gösterdiler. Yürürüz. Nasip olsa vekil oluruz. Göstermediler. Pazar tezgahındayız. Gelen belediye başkanına bizi teraziye koyacaklar. Osman Başkan böyleydi. Bu böyle. Osman Başkan gibi bir adam daha yok yani şimdi. Bu şekilde koşacak. Herkes bunu içinden gelecek bu. Süleyman Demirel de 7 kere gitti, 8 kere geldi. Biz bu millet yine bizi getirecek. Doğru söylüyorsun. Yanlış mı abi? Doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi burada parti adınıza partili olarak Ülkücü Hareket'e ne mesajlar vermek istersiniz? Ülkücü Hareket'e. Gönül verenlere. Ben Balya adına şöyle bir şey konuşayım. Zaten bugün en büyük savaşımız, en büyük mücadelemiz şu. Genel Başkanımız ne demekti Devlet Bahçeli? Herkesi kucaklayın. Alayına sahip çıkın. Bugüne kadar ben kimseye ayırmadım. Evet. Sen şu partidensin. Sen bu partidensin. Git işte bizim teşkilatımızdan referans getir. Hı hı. Ne kimsenin ekmeğini oynadık, ne kimsenin aşını oynadık. Ve birileri şunu demekti işte Osman Kılıç CHP'lere sahip çıkmadı. Ya CHP'ler kim kardeşim? Bugün CHP'ler bize oy vermediler mi? Balya'da MHP'nin oyu kaç? 1300. CHP'li seçmen bize oy verdi. CHP'li seçmen İsmail Ok'a oy verdi. AKP'li seçmen İsmail Ok'a verdi. İsmail Ok'a oy verdi. İşte Osman Kılıç oy verdi. Yoksa bizim oyumuz 1300 nasıl 4000 olacak? Bu insanlar da bize oy verdiler. Herkes kendi siyasi partisine bıraktı, bize oy verdi. Tabii yerelde bu olabiliyor. Ama yani biz ne dedik insanlara? Olabilir. Bizim herkesin siyasi görüşüne saygımız var. Herkesin bir partisi var. Hala aynıyız. Hala aynıyız. Hiç o çizgiyi bozmadık. Kollarımız açık. Herkesi kucaklamaktayız. Mesaj bu. Herkesi kucaklasınlar. Baksınlar Balya'ya. Osman Kılıç 2009'da Balya'ya geldiğinde görev aldı. Olmayan bir partiyi ayağa kaldırdı. Herkesi motive etti. Herkesin emeği var bu işte ama yani biz bir rüzgara istedik yani. Ben 2012 senesinde Balya'nın köylerine Cuma günü 4 tane araçla bayrak takıp giderken bana ya bu delinleri gidiyor dedi. Bu şekilde konuştu bana. Ama biz hep insanlarla gittik yani. Bu işler emekle. Gitsinler abi. Ben 7 Haziran milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçimlerinde gidip bir tane Balyalı köyünde oy istemedim insanlardan. Dedim ki ben herkesin belediye başkanıyım. Elimde programım genel başkanıma sunmuşum. 7 gün Çanakkale'de 25 günde ben Balıkesir ilçesine gittim. Partim adına konuşma yaptım. Buralarda konuşurken de partimi anlattım. Gidip bir AK Parti veya bir CHP'yi götüremedim yani. Siyaset bu. Ya yok bu AK Partili, yok bu CHP'li. Gerek yok ki bunlara. Bize oy lazım. Bizim kendi bir arkadaşımız, ben buna Gönen'de şahit oldum. Orada Gönen'de yani kendisi iyi berberi. Hüseyin abi var orada. Hüseyin Yakar'ın belediye başkanının yakın bir dostu bu. Adam yerel seçimlerde bana oy vermiş. Verebilir abi. Ama bu adam MHP'li. Bu adam milletvekili seçiminde MHP oy verdi. Bunları dışlarsak kaybederiz. İlçe başkanları her şeyi il başkanı beklemeyecek. Bir argun başkanı ne yapacak? Biz hepimiz kendi kapımızın önünü süpürürsek, çalışırsak ne olur? Balya kapısının önünü süpürür, başarır. Edremi süpürür, başarır. İşte İvrindi çalışır, başarır. Bu yumak olur. Hizmet İktidar gelir yani. Böyle olur bu iş. Onun için biz insanları sevmek zorundayız. Biz insanlara sahip çıkmak zorundayız. Öncelikle kendi kendimize sahip çıkmak zorundayız. Biraz önce cevap verdim. İşte bir ara basında geçti. Osman Kılıç AK Parti'ye mi geçiyor? Deseniz orada ya bizim kardeşimiz bak yani Cumhurbaşkanı talip olmuş. Edebur talip olmuş. Ya işte Osman Başkan AK Parti'ye geçmiş. Ne alakası var?
Daha değil ki ya, bak bu adama teklif var. Önünde bunun yani açık çek var. İşte ne istersen 10 katını vereceğiz. Adam yerinde durmakta ve saygısını bozmamakta. Çünkü bizim ilişkimiz şu. Almış olduğumuz aile terbiyesi, almış olduğumuz ülkücü terbiye gereği, rahmetli cennet mekan başbuğumuz gibi biz ilişkilerde samimiyiz, prensibe de katıyız. Balli'ye bir tane milletvekili geldiğinde X bir partiden ben belediyenin kapısını mı kapatayım kardeşim? Ben giderim karşılarım, hoş geldiniz, beş gittiniz. Yani çünkü ben orada tabii öyle olması gerekiyor. Ben ev sahibiyim. Öyle olması o gerekiyor. O zaman AK Partili geldi kaçalım, CHP'li geldi kaçalım. E böyle böyle ne olacak abi? Halkın belediye başkanısınız. Kaçma lüksünüz yok. Belediyeye gelen herkesi kucaklamak zorundasınız yani. Bir de herkes bizi sevmek zorunda değil. Şimdi adam benim meydanımda esnaftır. Adam benim yani halkımdır. Hı hı. Yani beni kötüleyebilir, beni eleştirebilir. Saygı duyarım. İlla bana oy verecek diye bir kanun da yok. Bir işi yaparken de yani ben bu işi yapayım de bu bana oy versin diye bir şey de yok. Veya bu bana oy vermedi ben bunun için yapmayayım diye bir şey yok. Ama maalesef Türk siyasetinde bunlar var başkanım ya, bunu yapıyorlar yani, sizi tenzih ediyorum ama çok yapan var ya. Bence belediye başkanı nasıl olur? O seçim bitmiştir, rozetini çıkaracak koyacak. Mesela bak Zekai Başkan, Altay Belediye Başkanı yani takdir ettiğim bir profil yani. Halkın içinde bizim gibi. Gayet yani mütevazı. E yılların siyasetçisi. Kibir olmayacak. Ben bunu söylemekte çekiniyorum ben. Yani doğru doğrudur yani. Tabii bunu siz söylemeseniz de ben söylüyorum. Özgür Basın söylüyor, insanlar konuşuyor. Hayır ben de yani bir siyasi kimliği olan bir adamım ve benim başka bir partim, bir tane belediye başkanına bak bu yani olayı kondurabiliyorum yani. Yani ben onu... Şimdi Balya'da bizler neyin peşindeyiz? AK Parti ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı, CHP meclis üyeleri, belediye başkanı Osman Kılıç kardeşim. Hep beraber tutacağız elinle. Ankara'ya gitsek gidelim Ankara'ya. CHP genel merkezine gidelim, AK Parti genel merkezine gidelim. Yani MHP genel merkezine gidelim. Ama Balya'ya yani bir adım ileri götürelim. Şu anda Büyükşehir'in Balya'da görevleri yok mu abicim? Edip Başkan burada oy almadı mı? Aldı en son milletvekili seçiminde AK Parti birinci parti çıkmadı mı abi? Evet. Biz niye gitmedik köylere milletvekili seçiminde? Giderdik biz yani 1500 yani oy mesela 1400 işte 1850 oy oldu. Ben burada şunu görmem lazım. O dediğim yani insanlara hani sizin partisine saygım var dediğimde bunu bir de uygulaman lazım yani. Ne oldu? Biz 1400'ümüz 1860 olmuş. Dedik ki 500 kişi daha yani bizim yani partimize oy verme alışkanlığı kazanmaya başlamış. Halka rahat bırakmışız. Ama halk buna rağmen ne yapmış? Bir 500 kişi daha bir de oy vermiş yani. Ben gitseydim de şimdi köylerde yok AK Parti böyle yok CHP böyle yani bize yakışmaz ki bu. Belediye başkanı seçimine için gideriz. Koç gibi oyumuzu isteriz. Veren de sağ olsun, vermeyen de sağ olsun. Evet. Şimdi başkanım programımızın son kısımlarına geldik artık. 10 dakikalık bir zamanımız var. Önümüzdeki süreç zarfında ne gibi hizmetler düşü kafanıza var? Neleri çabuklaştıracaksınız veya hangi hizmetleri ön plan alacaksınız, çıkaracaksınız? Öncelikli olarak şu var. Balya ilçe merkezinden baktığımız zaman bizim damızlık ve süt üretici birliğimiz var bizim orada. Hı hı. Bunların bir kendilerine iş yeri sıkıntısı var, depo sıkıntısı var. Soğuk hava deposu. Yok yok. Hani altında işte yani tohumdur, yemdir yani o işle ilgili koyacakları. Hı hı. Yine üzerlerinde idari binasının olacağı planını, projesini yaptık. Allah'ın izniyle de ayın birinde ihalesini edeceğiz. İnşallah yani Eylül ayı veya Ekim ayına kadar burayı bitireceğiz. Damızlık. Evet. Çünkü hayvancılık bayağı da önemli. Hı hı. Bunu yapacağız. İkincisi, iki gün önce gittim. Bunları aklıma geldi anlatıyorum böyle. Hani anlatmıştım içe giriş çıkış kapıları. İşte Balya'yı temsilen hem Balya'nın timsali olacak hem gücün timsali olacak boğa heykelimiz. Biliyorum. Yine bak burada biz Balya'daki yani yetişen değerlere sahip çıkmaktayız. Mesela mimar Metin abimiz var. Kendisine buradan selam olsun. Metin Bey şu anda boğaya bayağı bir ortaya çıkardı. O giriş kapılarımıza gireceğiz. İlçe aydınlatması çarşı içi. Ve çarşı meydanında bir tane iş hanımız olacak. O da şu anda artık yer aşamasına geldi. Altta 4 dükkan, ikinci katta 4 tane dükkan ve en üst katta da belediye başkanı lojmanı olacak. Hı hı. Yani bir belediye başkanı lojmanı yapacağız oraya. Ilıca'daki otelle ilgili ciddi projelerimiz var şu anda. O kiralı belediye... Kiralık. İçinde kiracımız var.
Şimdi burada isim vermeyelim reklam olmasın. Tabii. Bunun haricinde şu anda mesela çarşı meydanı dönemimiz var bizim. Oraya başladık. Şimdi orayı bitirdiğimizde o da bir ay içinde biter. Hı-hı. Belediyenin önüne geçeceğim. Yani belediyenin o giriş kapısı geldiğiniz yer. Orada bir tane Türk bayrağının hilali olacak. Hı-hı. Hilal şeklinde bir kamal yapacağım oraya. Kamal olacak. O, kaldıracağım orasını. Ortada Atatürk büstünün olduğu yere de bir yıldız motifi vereceğim. Atatürk'ümüz duracak orada. Hı-hı. Karşıdan baktığınızda yani tepeden orada ay ve yıldızı göreceksiniz. Etrafında da Türk Cumhuriyeti'nin bayrakları olacak. Evet. Döneceğim orasını. Ve sol tarafta bugün Eczacı başında bunu görüştük. Balıkesir'deki ama Halk Bankası'nın ama veya Akbank'ın bir tane ATM'si olacak. İsim aldım. Neyse. Oraya bir ATM koyacağız. Birkaç bankanın ATM'si. Evet, ATM'sini koyacağız. Yani bir tane koyacağız oraya. Yani aşağıdaki yani 800 tane işçi çıktığında maaşını oradan çekecek. Anladım. Maaşını aldığında da işte parayı çarşıya bırakacak yani bir yerde. Ha, ATM ile diyorsunuz para balye çarşıda aynen kalsın. Burada çarşıdaki belediyenin önünde bitirdiğimizde o bizim kasap ve manav dükkanının oğullarına gireceğiz. Oraya bir düzenleme yapacağız. Hani ilçeyi şirin bir kasap haline çevireceğiz bunu. Bunlar özellikle şu önümüzdeki yani 7-8 aylıklığında yapacak işler. Ve balya 7. bölgeye aldım balyayı. Ulan dedim ya gruplara böldüm diye. 7. bölgeye sıra geldiğinde balyanın içinde kilit, parke, taş, döşemeli sokak kalmayacak. İşte futbol sahamız olacak Allah'ın izniyle. Yeni bir şu anda hazırlık yapmaktayız. Sanayi sitesi projemiz var. Bunları kademe kademe bitireceğiz Allah'ın izniyle. Böyle gidecek bu iştir. Peki balyalılara son vereceğiniz mesaj nedir başkanım? Valla Cenab-ı Allah balyalıların bana acısını göstermesin. Kamera burada başkanım. Kamera burada. Tamam. Ben özellikle belirtmek isterim. Bizlere gönül veren, bizlere destek olan, bizlere her zaman dua eden en başta değerli annelerimizin ellerini öperim. Önce kendi annemin, kendi babamın. Artı Balyan'ın 46 mahallesi yaşayan her bir kardeşimiz, her bir insanımız bizim için her zaman söylediğimiz gibi değerlidir. Benim onlara karşı bir gönül bağım var. Benim onlara karşı bir aşırı sevgim var. Hakkımızda en ağır konuşan dahi bizim kardeşimiz, yani dostumuz. Hürmetim var. Hiç merak etmesinler. Bir tek bir şey var. Siyaseti bir kenara bırakın. Siyaset gelip geçecek, partiler gelip geçecek. Mahallede veya köyde nerede yaşarsanız yaşayın, kardeşliğinizi bozmayın. Önce insanımız birbirine sahip çıksın. Yok Ahmet şöyle dedi, yok Mehmet böyle dedi şeklinde kimse dargınlığa kırgınlığa kapılmasın. Çünkü ülkenin kargaşa ve kaos içinde yaşadığı bu ortamda birliğe bütüne ihtiyacımız var. Ben de onların bir kardeşi, bir evladı, bir belediye başkanı olarak şunu söylerim. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak ve Allah'ın izniyle Balya hak ettiği hizmetlere kavuşacak. Aa, başkanım çok güzel. Efendim sizi tekrar programımıza konuk etmekten şeref ve onur duyduk Sayın Başkanım. Siz azimli, çalışkan ve hedefleri olan bir siyasetçisiniz. Eleştiriler de güzeldir. Eleştiriler kamçılar. Eleştiriler rahmet vermez. Sıkıntı yok. Sıkıntı vermez. Olsun varsın. Buradan Erdek'te kadim dostum selam olsun. İşte Balıkesir merkezde bizleri şu an ekranlar başında izleyen, bizlere sevgi duyan insanlara selam olsun. Balyan'ın her bir tarafında yaşayan her bir kardeşimize selam olsun. Azerbaycan'a, Kerkük'e, Musul'a ve en sonunda olarak da Ankara'ya genel başkanıma selam olsun. Peki efendim. Sağ olun başkanım. Ben teşekkür ederim. Sizleri misafir ettik. Sağ olun, onur ve şeref duyduk. İnşallah başka programlarda tekrar beraber olacağız. Sevgili seyirciler. Efendim ben işte sağlığım ve tatilim derken bir ara vermek zorunda kaldık. Ara verince tabii işte hani diyoruz ya meyvelerden ağaçlar, taştan da çeşitli spekülasyonlar ürettiler. Bazı işte akıllı kendini zanneden ustalar. Tabii biz her zamanki yerimizdeyiz. Allah'a şükür bugüne kadar biz yaptığımız işten hiçbir zaman bize kimse işini bırak şunu yap demedi. Biz kendimiz görevimizi de biliriz, haddimizi de biliriz, huzurumuzu da biliriz, gücümüzü de biliriz, yapabileceğimizi de biliriz, yapamayacağımız hiçbir şey soyunmayız. Yaptığımız şeyi de hiçbir zaman yarım yapmayız. Hiçbir dostumuza da yola çıktığımız dostumuzu da yarı yolda bırakmayız. Biz bu Ege Türk'ün temelinde emeğimiz geçmiştir, koşmuşturuz. Ege Türk sahiplerinin de bizde emekleri çoktur. Sağ olsunlar Necati Saruhan ve çocukları bizlere de çok destek olmuştur. Ege Türk'ü belli bir noktalara getirmişiz başkanım. Ege Türk'ü belli bir yerlere taşımışız. Ulusal kanalı yayın yapan bir televizyon olmuşuz.
Ege Türk yayınlarına devam edecektir. Ve siyaset gündeminden Mustafa Karakaş'la her hafta çarşamba günü sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Mustafa Bey, sözünüzü bana kesin. Bir mesaj geldi. Ona bir açıklık getireyim. Çünkü kamuoyunun bilmesi lazım. Hani bizim önümüze açık çek koydular diye bir kelime konuşmuştuk. Evet. Hani bu hani bizim şahsımıza ya işte AK Parti'ye geçeceğiz de sana para vereceğiz değil. Hani Balya'ya ne istersen biz 10 kat hizmeti yapacağız. Ya. Açık çekin anlamı bu yani. Ben da anlamışlardır diye fazla müdahale etmek istemedim ama. Bir mesaj geldi. Olabilir, insanlar farklı anlayabilir. Şimdi ben şunu gördüm sevgili seyirciler, benim siyasi şu andaki izlemim bir koalisyon hükümeti olmayacak gibiydi, öyle düşünüyordum. Fakat şöyle bir çok ani spontane gelişmeler oluyor. Zannedersem bir hükümet kurulacak, bu da MHP'li olacak benim şahsi düşüncem başkanım. Çünkü bir barış süreci denen bir süreç rafa kalktı, rafta falan derken, yumurta oldu, şu oldu, bu oldu derken Milliyetçi Hareket Zaten Partisi... Zaten bizim tabanlarımız aynı, taban bunu istiyor ya. Yani taban bunu, Milliyetçi Hareket'te de bunu istiyordu. AK Parti'nin tabanı MHP ile koalisyon istiyordu. Kasım'da erken seçim olmayabilir. Benim en büyük ihtimal erken seçim olacak diye düşüncelerim vardı. Ama bu terör olayı ne getirecek, ne yapacak bilemiyorum. Bugün de mecliste bir oylama vardı. CHP Araştırma Komisyonu kurulsun terörle diye. MHP ve AK Parti oylarıyla bu reddedildi. Bunu CHP'liler farklı olarak yorumladılar. Tabii işte bu işi nemalanma olarak konuştular AK Parti ve MHP için ama durum şunu gösteriyor. Herhalde büyük ihtimal MHP, AK Parti koalisyonu olacak. Siz de bir iktidar partisinin belediye başkanı olabilirsiniz. Başkanım durum bu. Aynen onu... sözde de hani anlattım program içinde. Bugün AK Parti siyaset yapan yani birçok kardeşimiz de yani bizim milliyetçiliğimiz de farklı yok yani. Tabanımız aynı bizim. Evet. Liderlerimiz bunu konuşacaklar yani. Biz de inşallah orada olmak isteriz. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir siyaset gündeminin daha sonuna geldik. Ben dileğim temennim Rabbim ulusumuza terörle ilgili acılar evlere, annelere acılar yaşatmasın. Akan kanlar dursun. Her şey güzellik ve neşe içinde, sağlık içinde ülkemizin gelişmesi adına olsun. Tekrar haftaya bir siyaset gündemi programında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı akşamlar.